İyi akşamlar, saatlerimiz 22.35'i gösteriyor. Karşıt Görüş'le karşınızdayız. Gündem yoğun. Dünyanın gözü kulağı New York'ta Birleşmiş Milletler toplantılarında. Birleşmiş Milletler'in resmi gündemi aslında iklim değişikliği ama dünya liderlerinin çantalarındaki asıl mevzu sizin de yakından bildiğiniz gibi Orta Doğu'daki gelişmeler ve IŞİD ile mücadele. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama IŞİD ile mücadele stratejisini anlatırken Irak'takilerin yanı sıra Suriye'deki IŞİD hedeflerinin de vurulabileceğini söylemişti ve öyle de oldu. Amerika müttefikleriyle beraber Suriye'de IŞİD'i vurdu. Bir yandan Obama'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve diğer liderlerin Birleşmiş Milletler'deki IŞİD mesajları önemli. Obama bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika İslam'la savaşmadı, savaşmayacak dedi ve IŞİD'i şeytani olarak niteledi. Size canlı yayında ekranlarınıza getirdik ve Müslümanları radikal örgütleri reddetmeye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyonunun IŞİD'e hava operasyonunu desteklediğini ve ara vermeden devam edilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta IŞİD'in Kobani saldırılarından kaçan Suriyeli Kürtler Türkiye'ye de geçiş yaptı. Onlara dair detayları da bütün hafta verdik ve son bilgilere göre 140 bin Suriyeli Kürt Türkiye'ye geldi ve Musul'da alıkonulan konsolosluk personelleri MIT'in yürüttüğü operasyonla 46 Türk kurtarıldı ve Türkiye'ye getirildi. İçeriye birazcık döndüğümüzde de önemli birkaç gündem maddesi daha vardı. Onu da hatırlatayım. Önemlilerden bir tanesi okullarda başörtüsü serbestliği ilgili karar. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın uyarıları önemliydi. Avcı, anaokullarına çarşaflı öğrenci soktular diye fotoğraflar çıkacak, provokasyonlar yapılacaktır diyerek uyardı. Muhalefetten ise düzenlemeye tepkiler var. Gündem oldukça yoğun diye başladım. Şöyle bir anlatmaya çalıştım. Bu akşam stüdyomda değerli konuklarım var. MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Çalışkan, gazeteci ve yazarlar Halime Kökçe, Oral Çalışlar ve Orhan Miroğlu. Hepsine hoş geldiniz diyorum ve Karşıt Görüş'e başlıyoruz. Karşıt Görüş'e başlıyoruz. Tekrar bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. 46 rehinemiz, önce belki oradan başlamak lazım Sinan Bey. Herkes bir nefes aldı. Herhalde tek vücut olarak bir nefes aldık. Oh dedik. Ama sonrasında da sorular gelmeye başladı ve bugün Birleşmiş Milletler'de de demin hatırlattığım gibi konu iklim ama konu iklim değil aslında. Biraz öyle sizin cephenizden başlayalım, devam edelim. Evet, siz de ifade ettiniz, konu iklim değişikliği ama fiiliyatta iklim değişikliğinden ziyade rejim değişikliklerini bölgede konuşuyoruz. İster istemez böyle olacak çünkü dünyamızın bu yanı yangın yerine dönmüşken kimsenin orada iklimle falan uğraşacağı yok. İklimde de ciddi sıkıntılar var ama esas yangın yerine dönen bölge hemen yanı başımız. 46 rehine dediniz. 2-3 ay önceden, yani rehineler yakalandığında mecliste hatırlarsanız uyarım olmuştu benim. Evet. O gündü hatta, değil mi? 16 saat evet. Önceydi. Evet. IŞİD'in bölgeye geldiğini ve konsolosluğumuzu işgal edeceğini söylediğimizde hükümet adeta dalga geçmişti. Hükümetin oradaki milletvekilleri delilin var mı atma gibi şeyler söylenmişti. Onun peşine bu oldu, tamam, ama hiç hükümetin muhalefette bu konuda işbirliği yapalım, muhalefetin elinde bir şey varsa onu değerlendirelim gibi şöyle bir derdi olmadı. Peşinden 49 mu 46 mı, yani hala 49 tane vatandaşımız rehin diyen basın organları var. Hala hükümet üyeleri var. Yani insan bazı şeylere inanamıyor.
Kaç kişiyi rehin verdiğimizi bilmeyen hükümet üyeleri var. Biz 49 değil 46 dediğimizde sizin programınızda da ifade etmiştik. Ama görüyorsunuz ki hükümetin bu konuda dış politika konusunda başta olmak üzere ama özellikle bizim oradaki diplomatlarımız rehin alınır mı alınmaz mı hiç öyle bir dertleri olmamış. Dışişleri Bakanlığı tabii ki o süreç içerisinde biz sorumlu muhalefet örneği sergiledik. Birçok bilgi olmasına rağmen bunları paylaşmadık. Ama Sayın Başbakan çıktı dedi ki ya herhalde cenazeleri gelse daha çok sevinirlerdi gibi acayip bir açıklama yaptı. Ben inanmıyorum ki Türkiye'de kim olur olsun rehinelerin serbest bırakılmasına sevinmeyen tek bir Allah'ın kulunun bu ülkede yaşadığına inanmıyorum. Çünkü o iktidarın rehinesi, muhalefetin rehinesi değil, hepimizin rehinesiydi. Önce millet olarak, bakınız, biz bu tür konularda millet olarak bir araya gelmesini bilmeliyiz. Millet olarak acımızı ortak yaşamalı, sevincimizi de ortak yaşamalıyız. Bunun üzerinden de siyaset yapılmasına müsaade etmemeliyiz. Şöyle bir noktayı hatırlatacağım, oradan belki devam edersiniz. Rehineler kurtuldu. Orada da bir takım soru işaretleri var. Muhalefet cephesine daha fazla olduğu için onu hatırlatıyorum. Ve hükümet kanadına şöyle şeyler geldi. Bu bir çok büyük başarıdır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü artık rehinelerimiz kurtarıldı, üzerine konuşabiliyoruz diyelim. Şimdi, daha rahat konuşabiliyoruz. Şimdi 46 tane rehinemiz, işte gazeteciler kafaları kesildi. Evet. Bugün bir Alman'ın da infaz edildiği söyleniyor. Bir Fransızın. Almanlara da tehdit geldi bu arada. Evet. Söyleniyor. Yani böyle bir örgütün elinde 46 vatandaşımız kalmışsa biz muhalefet partisi olarak bunun hesabını sormayacak mıyız? Türkiye bu kadar aciz bir ülke mi? Niye bıraktı bunları? Tamam, teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ettik. Ben hatta özellikle altını çizerek özel kuvvetler başta olmak üzere dedim. Bütün konuşmalarıma, bütün tweet mesajlarımda bu vardır. Özel kuvvetlere özellikle teşekkür ettim. İlk bırakıldığı saatlerde ben biliyordum ki bu konuyu onlar takip ediyor. Şimdi yeni bir düzenleme yapılıyor. Özel kuvvetlere veriliyor bu işlerin sorumluluğu. Peki bu işte eğer başkonsolossa başkonsolostan, eğer Dışişleri Bakanı ise ondan, kim sorumluysa bunun hesabının sorulması gerekmiyor. Normal demokratik bir ülkede. Nasıl rehine alınma sürecinde anlamında mı yoksa sonrasında bırakılma? O bölgeyi bırakılma tamam, o noktada hiçbir sorun yok. Millet olarak sevindik, emeği geçenlere teşekkür ettik. Burada bir sorun yok. Bu ne kadar başarıysa, bir Allah'ın kulunun dahi kılına dokunulmadan gelmesi ne kadar başarıysa, 101 gün Türkiye'nin rehin alınması, Türkiye'nin dış politikasının adeta rehin bırakılması, o insanların kundaktaki bebeğin orada rehin bırakılması da o kadar başarısızlıktır. Bu rehinler olmasaydı Türkmenler bu kadar rahat katledilmeyecekti. Bu rehinler olmasaydı Türk dış politikası çok daha rahat hareket edecekti. Peki bu işte kimin sorumluluğu var? Bölgede vali kaçıyor, diyor ki ya ben canımı kurtarmaya gidiyorum. Sizin burada ne işiniz var? Gelin terk edin diyor. Yok, bize öyle bir talimat gelmedi diyor başkonsolos. Başkonsolos rehinken Dışişleri Bakan Yardımcısı diyor ki vallahi biz talimat verdik, başkonsolos çıkmadı. Şimdi böyle bir durum varsa bu daha da vahim. Ve bunun hesabını birisinin vermesi lazım ki Türkiye bir daha bu duruma düşmesin. Türkiye'yi bu duruma kim düşürmüşse, eğer o başbakansa başbakan, Dışişleri Bakanıysa Dışişleri Bakanı, kimse normal demokratik bir ülkede bir Allah'ın kulunun kalkıp bunun sorumlusu benim kardeşim demesi lazım. Ve bu sorunun da herkes tarafından yüksek tonda sorulması lazım ki bir daha başımıza benzer bir işler gelmesin. Devam edeceğiz. Oral Çalışlar, sizinle devam edelim. Takas da konuşuldu bunun sonrasında. Zaten rehinelerimiz oradayken üzerine konuşmamız bile yoktu. Yani hani bir yayın yasağı da vardı. Şimdi ne düşünüyorsunuz özellikle Sinan Bey'in bu söylediklerinden sonra? Şimdi bir kere meseleye işte AK Parti'nin başarısızlığı ve başarısı üzerinden kamplaşarak baktığımız zaman iki farklı dil oluşuyor. Yani bir taraf bu işte başarısız oldu. Zaten Sinan Bey'in de söyledi. Muhalefet Partisi milletvekili olarak söylüyor. Diyor ki niye teslim oldular? Neden rehine kaptırıldı? Öte yandan iktidar partisi de diyor ki ben dünyanın en korkunç ve karanlık bölgesinden 46 tane içinde başkonsolosu dahil olmak üzere yurttaşımızı kurtardım. Yani ilk baştaki diyelim ki hata oldu, olmadı. Ben
o tartışmayı, çelişkileri o ayrıntıları bilmiyorum. Evet. Çünkü bunların hepsi daha hala rivayet düzeyinde. Yani işte hakikaten Dışişleri Bakanlığı söyledi mi başkonsolosa, başkonsolos buna rağmen... Ama ortada bir sonuç var. Sonuç ortada şu. Rehin verildi. Rehin düşürüldü. Burada bir problem var. Ama esas olan şu, bu kadar zor koşullarda ve bu kadar vahşi bir ortamdan 46 diplomat dahil kurtarılması büyük bir siyasi başarı. Yani bunu tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, yani orada sorun mesele, yok. Şimdi ben burada şunu önemsiyorum. Bir meseleye bakarken, şimdi Türkiye o kadar kamplaşmış durumda ki bakıyorum. Bir taraf iktidar başarısız olsun da nasıl olursa olsun, bir tarafta muhalefetin her söylediğini reddeden ve onun üzerinden siyaset yapan bir hale geldi. Başarılı olduğumuz yerlere başarılı diyelim, başarısız olduğumuz yerlere başarısız diyelim ki üzerinde mutabakatlar oluşturabilelim. Tam da onu söylüyoruz. Evet. Yani kurtarılma başarı, şimdi rehin verilme başarısızlık. Şu bakımdan önemli. Yani hatırlarsınız neler oldu bölgede. Yani olmaya devam ediyor. Siz de belirtiyorsunuz. İşte Fransız vatandaşı öldürüldü bugün. Ondan önce Amerikan vatandaşı, İngiliz vatandaşı, gazeteciler öldürüldü. Yani öyle bir ortam ki bu ortamdan çekip çıkarmak ben çok büyük bir diplomatik ve siyasi başarı diye görüyorum. Ve bu bölgedeki Türkiye'nin etkisini anlamak açısından önemsiyorum. Tabii ki baştan keşke düşmeseydi ele. Keşke orada dikkatli davransaydı. Burada hükümet mi daha günahkar, günahlı, başkonsolos mu, kimdir? Onların ayrıntıları bilmiyorum ve sonuç olarak düşmemesi gerekirdi o kargaşanın içine. Düştü. Ama düştükten sonraki aşama çok ciddi bir siyasi ve diplomatik başarıdır. Bunu kabul edeceğiz. Pardon, bunu kabul etmenin bir şey, bence şey... Bir cümle araya bir cümle girebilir miyim? Yani bir daha bu hataları yaşamamak için, yani bugün oradadır, yarın Suriye'de olabilir, tabii, tabii. Öbür gün Yemen'de olabilir. Bunları demokratik bir ülke gibi sorgulamamız, hatası olanı, bunun cezasının verilmesi gerekmiyor mu? Meclis, normal bir ülke bence olarak. Bence sizin bunu meclise getirmeniz lazım. Mecliste bunların konuşulması lazım. Ya mecliste dinleyen yok. Söyleyeyim yani. Bir... 16 saat önce konsolosluğumuz basılacak dediğimde bana ben mesela, dalga geçtiler. Ben dediler, atma kardeşim mesela, delilim var mı falan dediler. Yani. Ya öyle yayınlar yapıldı ki susturuldu insanlar. Susturulacak tabii. Yani şimdi bir ciddi operasyon var orada. Yani hem hükümet hem medya sorumsuz davransın, istediği gibi konuşsun. Mesela bunu eleştiren çok yazı çıktı medyada. Yok. Susturuldu hepimiz. Orada asıl olan insan hayatıdır. Her şeyin ve üstündedir. Yani orada, her türlü siyasi çıkarın üstündedir. Yönelik, açın medya, gazeteci arkadaşlarımızın yazdıklarını. Ben yarısından çoğunun. Evet, sansür olarak nitelendirenler sansür olarak oldu. Susturulduk susturulduğumuz için bu iş daha kötü noktaya gitti. Hatta böyle yazılar yazıldı. Çok tanıdığımız gazeteci arkadaşlarımız tarafından. Şimdi bunlar bence çok fazla ön yargı ve kamplaşmanın ürünü. Ben şöyle bir şeyden yanayım. Yani artık Türkiye'de eleştireceğimiz şeyleri eleştirelim. Doğru bulduğumuzu doğru söyleyelim. Yanlış bulduğumuzu yanlış görelim. Yani iktidar başarısızlığa uğrasın da nasıl başarısızlığa uğrarsa uğrasın diye bir psikoloji oluşmuş durumda. Bunun anlamaya da çalışıyorum. Niye böyle bir şey oluyor? Yani bunun mutlaka maddi ve manevi nedenleri var. Belki iktidarın yaptığı hatalar ve yanlışların da bir ürünü bu. Ama artık yani Türkiye işte bir sürü seçimden geçti. Cumhurbaşkanı da seçti. 2015 seçimlerinde ne geçecek? Ve artık yavaş yavaş bir yeni bir milli uzlaşma, yeni bir uzlaşma dili, yeni bir demokrasiyi birlikte inşa etme diline ihtiyaç var. Ve hele de bölgedeki bu kargaşalık varken, yani şimdi bölgede büyük bir kargaşa var. Ve bu kargaşadan da mesela muhalefet eğer şey çıkarmak isterse, yani hükümetin başarısızlığı üzerinden bir siyaset yaratmak isterse çok zararlı olur. Bunları bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Koray Çalışkan, böyle bir güdü var mı gerçekten? Yani hükümet başarısız olsun da ne olursa olsun. Vallahi şimdi öncelikle hangi kimlikle konuştuğumuza dikkat etmemiz gerekiyor bence. Yani demokrasilerde gazetecilerin ve bilim insanlarının görevi şudur. Birincisi devletin ne dediğini söylediği gibi kabul etmemek, onu sorgulamak, eleştirel düşünceyle yaklaşmak. İkincisi, eğer bir hata varsa onun ne olduğunu açıkça söylemek. Eğer gazeteciler kalkıp elbette medya susturulacak, yanlış yazarsa susturulacak tabii derse, dengeli davranmamız gerekiyor, gerilim yaratmamamız derken, Musul'da yapılan hatanın ne kadar ciddi bir perspektif ve istihbarat hatası olduğunu söylemezse, gazetecilik bir meslek olarak töhmet altında kalıyor. Sosyal bilimcilik ve bilim insanlarının yaptığı işte bir meslek olarak töhmet altında kalıyor.
Yani yapılması yayın gereken... yasağı yanlış şimdi, mıydı? Yayın yasağı, şimdi bir gazeteci medya elbette susturulacak diyorsa ve buna... Bu cümleyle başlıyorsa bence özellikle... Şimdi ben öyle bir şey mi kastettim yani? Bilmem. Bir gün beş tane dinleyici var. Ben böyle bir şey kastettim. Oral Bey üstüne alındı. Çünkü ateş o konuştu. Ben konuştum yani. Duman çıkmaz. Benim öyle söylemek şeyler istediğim yazıyorlar ki, öyle şeyler yazıyorlar ki tabii susturulacak diye cümleye başlanamaz. Yapılması gereken şudur bakın. Ben öyle bir şey söyledim ya arkadaşlar. Biraz önce söylediniz, yayında var. Demokrasilerde yapılması gereken şudur. Birincisi... Gazetecinin görevi muhalefet partisinin yapması gereken değildir. Bilim adamının da görevi değildir. Gazetenin görevi her tarafı dinlemek, sizin yaptığınız gibi ne yapıyorsunuz? Karşıt görüş. İki görüşü bir araya getiriyorsunuz ve ne olduğunu anlamaktır. Bakın bugün Veysel Can, özel harekat polisi, evet. 46 tane diplomatımız rehin alınmıştı. 31 tanesi silahlı özel harekattan geliyor, TİM'den. TİM üyesi. Açıklamalarını hepiniz okudunuz. Oral Bey de okumuştur. Bizi IŞİD getirdi. MİT, 4 saat sınırda MİT'i bekledik. IŞİD'i. Bakın, operasyon değil bu bir. Operasyon şudur. Teknik olarak anlamı, siz askeri gücünüzü kullanırsınız, gidersiniz, alırsınız, gelirsiniz. Almanya, 5 tane Siemens işçisini gidip bir operasyonda kaçırıldıktan kısa bir süre sonra almıştır. Bizim yaptığımız şey, 3 tane yanıtı var hükümet kanadından söylenen. Bir tanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon dedi. Davutoğlu diplomasi ve müzakere dedi. Şamil Tayyar CIA verdi dedi. Şimdi bir çok başlılık var. Ne olduğuna bakalım. Kurtulanların gözünden bunu okuyalım. Veysel Can herhalde yalan söylemeyecek. Bizi IŞİD getirdi. Bütün hikayeyi anlatıyor. MİT'i hiç görmemiş. Oradan sürekli görüştüklerini de söylemiyor. Siz onu bırakın. Operasyon diyen hükümetin MİT'i 4 saat bizim rehinelerimizi 4 dakika bekletemezsin o iki çocuğu. Sınırda bekletiyor. Davutoğlu'nun haberi yok. Bakü'ye geziye gitmiş. Apar topar oradaki gezisini yarım bırakıp geliyor. Dışişleri Bakanı New York'ta şimdiki toplantılar için hazırlık için gitmiş. Yani birincisi operasyon değil. İkincisi zamanlamasını hükümet bile bilmedi. Üçüncüsü büyük bir başarı denir mi? Zannetmiyorum. Başarı denebilir. Ama düştüğünüz yerden kalkmanız başarı değildir. Önce derler ki sen neden düştün o yere? Esas sorun şu Balçıçek Hanım. Bir, çok ciddi bir istihbarat boşluğu var. İstihbaratı olmayan devlet büyük devlet olamaz. Dünyanın 17. ekonomisine yakışan şey, birincisi Sinan Bey söylüyor. Ne diyor? Herkes biliyor bunu. IŞİD geliyor, rap 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 yürüyor. IŞİD dediğiniz 3 tane çapulcu değil. Boşlukta kalan merkezi devletin içini dolduran, ekonomisi olan, diplomasisi olan, propaganda aygıtı olan, bakanları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Rap 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 gidiyorlar, Musul'u alacaklar. Herkes kaçıyor, Musul'un valisi kaçıyor. Bir, zaten IŞİD'in orayı bir hafta içerisinde işgal etme ihtimaline karşı bayrağı orada tutacaksın tabii, o senin onurun. Yapman gereken şey şudur. Hemen Afganistan'da ne yaptık? İki aşamalı şekilde boşalttık. Önce merkezi bir grup kurduk. Bir helikopterle alacak duruma getirdik. Bütün personeli yok ettik. İki, geldi. Vali gitti. Hemen personelini alırsın. Demek ki başbakana, o zamanın başbakanına yani Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı MİT çalışmamış, ne olduğunu anlayamamıştır. İki, eğer çalıştıysa, ne olabileceğini biliyorsa çok daha bir vahim perspektif hatası var. O da şudur Bahçeşek Hanım. Demek ki IŞİD bize dokunmaz diye düşündüler. Bu benim kanımı donduruyor. Öyle söylenmiş. Eğer net bunu bilgi, yani net hükümetin bilgi ağzından, yani hükümetin oradaki Sinan Bey duymadık. Hayır, ama oradaki personele denmiş ki bunlar size dokunmaz. Herhangi bir bugün şey yapmayın. Veysel Can'ın da söylediği o. Şu anda geldiğimiz nokta şu. Orada büyük bir hata yapıldı. O hatadan öğrenmemiz lazım. O hatadan da şöyle öğrenirsiniz. Bir şirkette birisi hata yaptı mı onun karşılığını öder. Değil mi? Bir siyasi partide birisi hata yaptı mı onun karşılığını öder. AK Parti'de hatanın bedeli yok. Neden biliyor musunuz? Hata başta çünkü. Başbakan'a bağlı bir kurum çalışmıyor. Dışişleri Bakanı orayı boşaltmıyor. Şimdi bu çizdiğiniz tabloya göre aslında sorulması gereken o zaman rehineler bize niye verildi ama izin verirseniz şimdi, önce diğer konuklara sorayım oraya sonra tabii, geleyim buyurun, olur tabii, mu? Buyurun. Yani o bölümü konuşmamız tabii, gerekiyor tabii, bu tabii. Tabloya göre. Halime Gökçe devam edelim mi? Operasyon değildir. O operasyon tanımı da Koray Çalışkan'ın vardı. Ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz?
Yani Koray Bey niye verildiğini de açıklar herhalde söz tekrar kendisine geldiğinde. Şimdi operasyondu değildi falan, hani yani bunlar biraz şey, yani hem kelimenin anlamı farklı yorumlandı biliyorsunuz. Yani operasyon deyince işte askeri bir operasyonla gidip hani Eray'ını kurtarmak gibi bir operasyon olmadığı belli. Ama yani 3 ayı geçkin bir zaman sürdü. 101 gün ve 101 gün süren bir diplomatik çalışma. Yani artık herhalde biz MIT'in hangi yöntemleri kullandığını detaylı olarak bilmiyoruz. Bilmemiz 4 saat herhalde bekletmesinden bahsetti örneğin. Yani şimdi hani evet, ben açıkçası hani çok o detaylara vakıf değilim. Hani bu açıklama yapılmış mıdır, doğru mudur, değil midir? Hani bilmiyorum. Evet, 4 saat beklenmişse orada çoluk çocuk 4 saat beklemişlerse onlar açısından sıkıntılı bir bekleyiş kuşkusuz. Neden olmuş, nasıl olmuş, bunlara vakıf değilim dediğim gibi, ama hani ben daha genel çerçevede bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani IŞİD denilen hadisenin hani neler yaptığını, yapabildiğini biz hani rehineler işte onların elindeyken 46, işte bir rivayete göre 49, 3 tanesi herhalde hastalık dolayısıyla daha önce alınmış. Yok, Iraklı oldukları için aynı gün serbest bırakıldı. Neyse. Yani biz aslında yüreğimiz ağzımızda 101 gün geçirdik ve onların yakınları keza öyle, çok daha ciddi bir travmatik 101 gün geçirdiler. Neden öyle? Çünkü biz bu süre zarfında IŞİD'in neler yaptığını, yapabileceğini işte kendi çekip yayınladıkları videolar üzerinden seyrettik. İşte evet. Amerikalı gazeteciye şuna buna neler yaptın. Böyle bir yapı söz konusu ve haliyle böyle bir örgüt söz konusu olduğu için, karşımızda bir devlet olmadığı için, neyi yapmayacağını kestiremediğimiz bir yapı olduğu için biz de biraz sükut etmemizin doğru olduğunu düşündük. Yani bu işte sansür, susturma, susturulması normaldir gibi bir şey de değildi. Ben hani milletçe bir hassasiyet gösterdik. Bir gazeteciler olarak gazetecinin daha görevi o hassasiyet göstermek değildir diyor mesela Koray Çalışkan. Tam da bence öyle demek istemiyordur zannediyorum. Hani çünkü o hassasiyeti gösteriyordur. Yani hani kendisi de eminim ki göstermiştir öyle bir hassasiyeti. Bu hayır. Programda ama eğer izin verirse Halime Hanım. Yok, hayır yani kesmek meselesi değil. Yani bir hassasiyet göstermekten söz ediyoruz. Ben dedim ki eminim Koray Bey de bu hassasiyeti göstermiştir. Çünkü orada onların elinde Türk vatandaşı ya da insan canı var yani. Onu demek istiyorum. Yoksa bu hani bir sansür tartışmak anlamında değil söz ettiğim şey. Yani bunu bir hükümetin hassasiyeti olmaksızın bile bir gazeteci kendinde bu hassasiyeti görür. Bunu kendi kendine vazife bilebilir. Kastettiğim şey bu. Ama hani biz IŞİD'i ya da işte önümüzdeki meseleleri bugün itibariyle rehineler parantezinin dışında başka yönleriyle çok daha ciddi bir şekilde tartışmanın evresindeyiz. Yani çok önemli rehineler ama orada. Çünkü kuşkusuz önemli. Şöyle önemli, onu da hatırlatalım. Rehineler oradayken ve hayatları tehlikedeyken Türkiye'nin eli kolu başka türlü bağlı yorumları da çok yaptık. Biz burada konuştuk tam zaten. Tam da o yüzden evet. Söylüyorum Balçık. Yani rehineler artık çok şükür ki ailelerinin yanında ve Türkiye'de. Yorumları da çok yaptık. Biz burada konuştuk tam zaten. Tam da o yüzden evet. Söylüyorum Balçık. Yani rehineler artık çok şükür ki ailelerinin yanında ve Türkiye'de. Ve biz bugün başka bir vasatta yine IŞİD'i, yine operasyonu, Suriye'yi, Irak'ı konuşmak durumundayız. Şu an sıcak gündemimiz bu. Amerika'da işte az önce Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler konuşmasında genel kurda kitabını dinledik. Ondan önce Charlie Rose'a verdiği röportajı, Kerry'nin sözlerini, Obama'nın açıklamalarını ve hali hazırda devam eden bir operasyon var burnumuzun dibinde. Türkiye nasıl geri alacak IŞİD aslında? IŞİD orada
ara faaliyet halinde, Kobani'yi ele geçirmiş durumda, ya içimizde, dibimizde ve Türkiye bir yerde sıkıştırılıyor. Şimdi biz bunu bir konuşalım yani. Evet, çok şükür rehineler geldi. Hükümet hatalı mıydı, değil miydi? Elbette ki yani Sinan Bey'in dediği gibi bir hata varsa bu hatanın tespiti anlamında elbette ki bunlar konuşulmalıdır, konuşulabilmelidir. Ama biz bugün şu anda gerçekten yani Türkiye öyle Gezi'den şundan bundan bence çok daha kritik bir evrede. Bölgesel anlamda bizim tam da sorunların içinde, dibinde olduğumuz bir yerde çok ciddi, çok önemli şeyler oluyor. Hı hı. Ve biz nasıl tavır alacağız? Ve yani ben bugün hani Amerika'daki o konuşmaları, açıklamaları dinleyince zaman zaman hani gerçekten çok hani moral bozucu şeyler hissediyorsunuz. Ama bir taraftan da yani ben açıkçası hani başbakanın da bir devlet, cumhurbaşkanı da bir hani Türkiye'nin yükünü omuzlarında hissettiğini çok hissederek izledim az önce. Hakikaten böyle bir evredeyiz ve biraz bunu konuşalım. Belki bu programda da konuşmak mümkün olur. Türkiye işte operasyona girecek mi? Askeri, siyasi, şimdi, ne şimdi, demek bu? Ha, 1,5 evet. milyon mülteci içimizde, hepsini bizimle beraber. Şimdi. Bu zaten savaşta olmak değil mi? Yani belki bunları konuşmamız hepsini gerekiyor. Hepsini konuşacağız ama Orhan Miroğlu'ya da bir söz vermek istiyorum. Bununla ilgili bir de şu nokta. Koray Çalışkan ve Sinan Oğan'ın çizdiği tabloya göre zaten şu soruyu sormak lazım. Bu rehineler o zaman niye verildi sorusunu sormak lazım. Belki rehineler onlar birazdan... Rehineler verildi ifadesi doğru hayır, mu? Hayır, bu tabloya göre. Bu sağdaki yani, tabloya göre. Soldaki tabloya göre öyle değil. Canım yani. Evet. Gidip orayı rehineler... basıp ellerinden almadık. Rehineleri verdiler. Kendileri de söylüyor. Ha, yok, rehineler verildi. Sanki Türkiye alın rehineleri. Öyle bir tabloya. Yok, aynen öyle tamam. Oldu. Alın bu rehineleri çünkü... Amerikan bombardımanı ve bölgedeki istihbarat örgütlerinin bir provokasyon tehlikesi belirdi. Eğer o rehinelerin başına bir şey gelseydi Türkiye'de kimseyi kimse tutamazdı ve bütün Türkiye IŞİD'in üzerine giderdi. Rehineleri verdiler ki biz kurtulalım aman bu işte. Yalnız o kadar şey değil. Yani iki tane şu anda teori var bununla ilgili. Hangisi doğru yıllar sonra tarihçiler anlatacak ama bunu sonra mı konuşacağız? Birazdan konuşalım Orhan Miroğlu'yla. Balçak Hanım sussa da Orhan Miroğlu'na söz versen der gibi bakıyor. Orhan Miroğlu'na. Evet. Sen zaten peşine söyledin söz kesme hakkın var. Yani bunu erkekleri kesecek önden söyledi Koray Çalışkan. Peki. Bizim sözümüzü keser. Tamam. Onun sözünü kesmek. Peki. Peki tamam olur. Söz kesmek ya ben tabii rehinelerin böyle işitin hani Sinan Bey'in söylediği gibi yani başımıza bela olur işte bir operasyon geçiririz falan tam tersine öyle değil yani IŞİD'in şu anki ruh hali hiç böyle bir şey tabloyu ortaya koymuyor yani bu nasıl bir örgüt Irak'a girdi bir kere Irak'ta işte bugün Kerim'in de açıklaması vardı biz diyor müdahale etmeseydik IŞİD bugün Bağdat ve şeyde Erbil'de olabilirdi bu biraz da doğru çünkü sadece Kerim söylediği için inanmıyoruz bu lafa yani bölgede olup bitenlere bakıyoruz oradaki işte insanlarla görüşmeler yapıyoruz ve onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Mesut Barzani'nin mesela John Biden'la bir telefon görüşmesi var. Tanıtları anlatıyor. Evet. Titrek bir ses tonuyla. Yani çünkü gelmiş Erbil'i alacak adam. Şimdi Mesut Barzani kim? 100 yıldır bir statü var. O statü için ailesiyle birlikte 100 yıldır mücadele eden bir insan. Siz bir sabah uyanıyorsunuz, bakıyorsunuz ki hiç tanımadığınız bir güç. Yani düşmanınızı da belirleyemiyorsunuz. Kim bu işi? Nereden geldi? Erbil'in kapısına nasıl dayandı? Mahmur'u nasıl kuşattı? Mahmur nasıl boşaldı? Yani hakikaten çok enteresan bir ruh hali bu. Yani Mesut Barzani'deki ruh hali. Bir şey daha söyleyeyim ben. Daha ilginç. Şimdi bu öyle bir bölge ki burada Türkiye gibi güçlü tabii ki istihbarat geleneği olan bölgeyi de az çok tanıyan bir ülkenin istihbarat hani çalışması ya da istihbarat raporları her zaman doğru çıkar mı? Her zaman doğru çıkmayabilir. İstihbarat çünkü... çökmüştür dedi mesela hayır, Koray yok, Çalışkan yok, biraz önce. Öyle, yok öyle çok yani yok çökme falan yok. Yani neresi çökmüş istihbarat? Demin i̇stihbarat anlattı. Çökme evet. Değil ama Orhan şöyle bir şey var. Bir başkonsolosluğunuzu işgal yani? Ediyorlar. Nasıl olabilir? Sadece ben söylüyorum. Diplomatik olabilir. Avrupa'dan da 15.000 kişi IŞİD'in saflarına sokmuş. Orhan Bey. Diplomasi ne? Orhan Bey. Yani öyle değil. Başkası değil. Mecliste kayıtlarda var. 16 saat önce basılacak diyorum ve ben biliyorum bunu. İstihbarat nasıl bilmez ya Allah aşkına? Ben Ankara'da mecliste oturan bir milletvekili. Bunu biliyorum. Devlet nasıl bilmez ya?
bilmiyordu mutlaka. Ben de ona isyan etmek durumundayım. Hayır, ya niye devlet ya bilmiyor? Bu bana aşırı bir o zaman şey aklımıza başka şeyler geliyor. Çöktü lafı. Yani bu çöktü. Yani bir bilim adamına yapıştıramıyorum bunu. Yani bir Türk istihbarat meselesini konuştuğumuz zaman istihbaratla ilgili çok şey söyleyebiliriz. Hatta isterseniz o zaman istihbarat biliyordu, verdi. Ama sizin bu dediğinizden yani şu çıkar. Falan, i̇stihbarat biliyordu. Devlet oranın basılacağını biliyordu. Şöyle, o zaman verdim anlamı çıkar. Hayır. Onu da ayrıca tartışalım. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ya yani, bilmiyordu ya biliyordu, ortası yok. Cumhuriyetinin istihbaratı bugün Orta Doğu'da böyle yani küçümsenecek bir şey değil yani. Küçümsememek lazım ama şunu söylüyorum ben. Yani orada yapılan bütün çalışmaların da sonuç verdiğini de düşünmemek lazım. Bir örnek vereyim size. Çok önemli bir şey bu. IŞİD şeye girmeden, Irak'a girmeden önce Musul'daki Arap aşiretleri demek ki böyle bir hava sezinliyorlar ama durumun ne olacağını da falan bilmedikleri için en yakınlarındaki silahlı güç, yani Irak ordusuyla zaten münasebetleri çok zayıf, Mesut Barzani'yi Selahattin şehrinde ziyaret ediyorlar ve sadakat bildiriyorlar. Yani bu kayıtlara geçmiş bir görüşme. Diyorlar ki yani böyle bir şey var. Biz böyle bir durumda işte sana sadık kalmaya söz veriyoruz diyorlar. Ya bir hafta sonra aynı aşiretler IŞİD Erbil'in kapısına dayandığında IŞİD'i desteklediler. Yani bölgenin bu sosyolojisini düşünmeden, bölgedeki bu değişkenliği, yani ittifaklar politikası, bir gün kurulan ittifakın ertesi gün dağılması vesaire. İstihbarat dediğiniz şey bir sosyal şey gerektirir. Yani bir sonuçta uzayda yapmıyorsunuz. Orada insanlar var. Farklı gruplar, farklı etnisiteler, farklı... Biliyor muydu, bilmiyor muydu diyor rehineleri. Devlet ha, bunu şu, bilmiyorsa... Şöyle bir şey var. Neşirvan Barzani'nin ağzından. O çok önemliydi bence. Aslı Ali Taşbaş'a verdiği röportajda bunu yazdım da ben. Yani, evet biliyorum. Hatta hayıflandım. Dedim evet. Ki mesele böyleyse neden yani peşmerge güçlerinin Erbil'deki şey Musul'daki konsolosluğumuzu boşaltmasına izin verilmedi. Evet. Bunu yazdım ben geçen hafta. Şöyle bir şey oluyor. Neşirvan Barzani diyor ki biz diyor işte Sayın Davutoğlu'yla falan görüştük diyor. Bizi aradı diyor. Bizim oradaki konsolosluğumuza göz kulak olun dedi diyor. Biz de kalktık işte konsolos beyi aradık. Biz sizi gelip alabiliriz falan dedik. Diyor o da dedi ki hayır yani şu an Davutoğlu'nun tweet'i biriniz... var 2 gün önce 48 saat önce efendim? Bütün güvenlik önlemleri alındı. Evet, hiçbir yani, sorun yok diyor. Evet yani bu ya olabilir. Yanılmış da olabilir. Yani bu yanılmış da. Hayır yani şimdi sonunda Orhan öyle, Bey öyle bakıyorsunuz ki yani sanki bütün bu kararlar süreçlerinde ben vardım. Böyle ben yoktum. Peki yani yanıldığım gibi tahmin ediyorum. Canım. Yani konuş gibi bir haliniz var. Hadi itiraf et. Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Yapmayın biriniz milletvekili biriniz bilim insanı. Yapmayın böyle. Peki bu ben değil. Çok kısa benim bir öğrenim sadece aka ak karaya kara demek. Siz aka ak deyin diyorum. Ben belki beyaz olabilir ama bilmiyorum öyle şey mi olur. Hep böyle bir çok şey. Şu an karşımdasın. Ben. CHP kongresi sonunda yazdığın makaleler geliyor. Hiç de bugünkü halini koymuyor o makaleler. Yani hiç de o CHP kongresinden sonra yazdığın makaleler kusura bakma Koray Bey. Ne alakası ama var? Çok alakası var. Çok alakası Orhan var. Bey, bununla alakası konuşabiliriz. Ben onu okuduğumda bir bilim adamı değil. Çok Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünde üye olmuş birisinin o kongreyi izleme tavrı. Orhan Bey konuya odaklanabiliyor musunuz? Öyle değil yani. Yani konuya odaklanabiliyor musunuz? Biz burada hepimiz organik aydınlarız. Siz de böyle bilim böyle bu pozları bırakın. Şimdi yani bir şey bunu yapmayalım lütfen. Bir şey söyleyeyim. Doğru düz bir şey çıksın. Yani faydalı bir program yapmamız yapalım. Gereken gerek şey, yok yani. Gerek yok. Siz şey. Ne yazdığınızı çok iyi biliyorsunuz. Önce hakim olun sakin olun. Yok yok sinirli falan nasıl değil ama yani. CHP konuşurken onu da konuşuruz. Onu da konuşuruz. Yani benim insanlığımı ölçecek konuşmamak bir... anlamında beyefendi, değil. Yani bilim insanlığımı ölçecek pozisyonunuz ve birikiminiz yok. Onu bilim insanları olabilir, ölçecek. Olabilir. Tamam. Yani ben şuradan şunu anlıyorum ama siz de tarafsınız diyor anladığım kadarıyla. Konu yani başka bir şey. Taraf objektif değilsiniz, tarafsınız yani. Diyor. Yani buradan böyle bir şey sağlayın. Hayır yani işte bilim insanları böyle yapmaz. Bilim akla karaya demez. Burada şimdi karaya sevgili at diyen mi var? Sevgili Orhan Bey, Musul yani, konusunda bakın şey. Şöyle kavramları çekiştirmemek gerekiyor. Musul konusunda Musul konusunda istihbaratımız çökmüştür. Evet. Benim söylediğim evet. Bu geriye alalım izleyelim. Veya
Bilerek Sinan Bey, bir saniye. Şimdi siz buradan alıp Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca istihbaratı yani, yok olmuştur diyemezsiniz. Çökmüş, bunun adı kavram çökmek, çekiştirmektir. Çökmek iflastır. Yani analitik düşüncenin çökmesidir. Böyle bir şey nasıl denir? Milli İstihbarat güvensiz... Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti'nden daha eski bir teşkilat. Allah hakkınızı fazlasıyla yani, kullanıyorsunuz. Yok canım yani, öyle yapmayın. Musul konuşacağız. Musul yani. Konuşacağız. Bence. Tabii ki zaten şöyle ben bir araya gideyim. Bir sakinleşeyim. Aradan sonra karşıt görüş devam edecek. Dizine ayrılmayın lütfen. Karşıt görüş devam ediyor. Oral Çalışlar sizinle devam edelim isterseniz. İki görüş vardı gerçekten de. Rehineler verildi mi, verilmedi mi, kurtarıldı mı, operasyon mu vesaire. Tabii bu noktada haberi var mıydı? İstihbarat çöktü mü, çökmedi mi? Niye bunları aslında konuşuyoruz? Bundan sonra Türkiye'nin alacağı rol anlamında da konuşuyoruz. Çünkü dünyada da konuşulan şuydu ki Türkiye hem iç siyasette hem dışarıda Türkiye'nin elini rehineler bağlıyor gibi yorumlar da vardı. Ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu tartışma ve sonrası için. Şimdi yani bölgede Türkiye bu olaylardan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Evet. O yüzden rehineler şimdi baştan rehinelerle ilgili Türkiye hükümeti haberdar oldu mu olamadı mı başarılı oldu. Evet siz bir takım insanlarınızı IŞİD'in eline kaptırdıysanız bir hata vardır ortada ama o hata tartışılmalı, konuşulmalı ama aslı olan şu. Oradan zaten herhalde istihbarat örgütü de hükümet de gereken dersi çıkarmıştır diye düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak... Çünkü Sinan Oğan diyor ki ben mecliste söyledim. Tamam duydum. Ben ona bir itirazım yok. Hatırlatıyorum tekrar araya gittiğimiz anladım. İçin. Ben mecliste söyledim. MİT'in nasıl haberi olmaz? Bir de havaalanı 5 dakikalık mesafede. Şimdi ben teknik bu işleri istihbarat örgütü kendi içinde değerlendirecektir diye düşünüyorum. Hükümet değerlendirecektir. Bunların hepsi sonuç olarak bir siyasi tahlil ve siyasi ve istihbarat faaliyetiyle ilgili bir şey. Şimdi biz bundan sonra önümüze bakalım. Yani esas olan bu tartışma mutlaka istihbarat örgütü kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Bunu görüyoruz. Şimdi biz bu bölgede nasıl davranacağız ve ne geleceğimiz nasıl şekillenecek burada? Şimdi birinci öncelik Türkiye başından itibaren şöyle bir itirazda bulundu. Irak meselesi de Maliki yönetimi burada Sünni kesimi dışlıyor, eziyor ve burada büyük bir problem çıkacak diye Maliki'ye itiraz etti biliyorsunuz. Ve Amerika Maliki'nin arkasında durdu yıllarca. Ve sonunda Amerika'da anladı ki IŞİD belası ortaya çıkınca anladı ki oradaki Sünnileri hesaba katmayan, Sünnileri baskı altına alan bir politika sonunda başka bir şekilde bir yara olarak, bir cerahat olarak toplumun ve dünyanın karşısına ve bölgenin karşısına çıktı. Şimdi bir kere bunun bu noktada bir hakkaniyeti teslim etmek gerekir. Türkiye orada başından itibaren Maliki'ye itiraz ederken hatta birçoğumuz eleştirdik. Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi Türkiye'ye evet. sığındı. Çünkü evet. yasal alandaki Sünnilerin temsilcisiydi onlar ve meşru zeminde siyaset yapmak istiyorlardı. Ama ne yazık ki Maliki buna izin vermedi ve Maliki'nin arkasında da Amerika durdu. Şimdi IŞİD böyle çıktı ortaya. Birinci olarak. İki nasıl ortaya çıktı? Suriye'de ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı? Şöyle çıktı. Şimdi Suriye'de baştan Özgür Suriye Ordusu'nu kurdu Amerika'nın desteğiyle kuruldu ve Esad'ın devrilmesi ve Esad'ın yıkılmasıyla ilgili bir plan yapıldı. Ve Türkiye'de buna destek versin istendi ve Türkiye'de destek verdi. Ve sonra ne oldu? Mısır'daki Mursi'nin devrilmesi darbesi sırasında Amerika politika değiştirdi. Bu politika neydi? Esad'a muhalefet eden güçler İslamcı
İslami hareketin neticesine bir başka bir Sünni İslam devletine doğru gidecek burası ve bu bölge açısından istenmeyen bir durumdur dedi ve tak desteği çekti. Çekince Türkiye hem mültecilerle hem de yoğun bir şekilde devam eden iç çatışmanın içinde kaldı. İçinde kaldı. İkincisi, şimdi Esad devrilmeyince meşru zeminde ve daha yumuşak ve mutedil olan muhalif kesimler ezildiler. Çünkü çok ağır şey baskısı, Esad baskısı, bombalaması falan, sonunda Esad'a karşı daha vahşi ve daha sert bir muhalefet ortaya çıktı. IŞİD'i ikinci olarak da bu besledi. Şimdi IŞİD politikasını Türkiye eleştiriyor. Bence doğru bir eleştiri yapıyor. Şunu diyor, diyor ki sırf yukarıdan bombalamayla bu meseleyi çözemezsiniz. Tıpkı Irak'ı gelip işgal edip demokrasi kuracağım diye ondan sonra Irak'ı perişan ettiğin gibi. Bu böyle çözülemez bu. Cumhurbaşkanı açıklamaları zaten bu yönde. Evet. Yani yukarıdan bombalamayla ne çözülecekse onu da hakikaten Orhan Biroğlu'nun söylediği gibi bütün yük Kürtlerin sırtına kaldı. Orada başka bu mücadele edecek, başka direnebilecek bir güç yok. Şimdi o zaman... Öte yandan bir parantez açacağım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı da Kerry şöyle bir cümle kullandı. IŞİD terörle mücadelenin ön cephesinde yer alacak Türkiye dedi. Evet. Şimdi orada da bir iyi polis kötü polis durumu yok, var bilmiyorum bence ama... Bence şöyle bir şey var. Anladığım kadarıyla rehinelerin kurtarılmasından sonra Türkiye IŞİD'le mücadele konusunda Batı'yla yeni bir strateji üzerinde büyük ölçüde uzlaştı. Ne kadar ne olduğunu tam net olarak bilmiyoruz ama uzlaştı ama eleştiriden vazgeçmiyor Türkiye ve bence haklı. Yani şu sonuç olarak kara harekatı veya yani bu bölgenin kendi coğrafyası, siyasi coğrafyası dikkate alınmadan yürütülecek her politika bu sırf bombalamalarla halledilebilecek bir iş değil. Ve burada bütün yük işte sonuçta ne oldu? Kobani'ye, Tel Abyad'a saldırdı IŞİD. Yük geldi. Türkiye'nin sırtına bindi yeniden. 200 bine yakın mülteci Türkiye'nin sınırlarında. Türkiye'nin peki, iç meselesini de kışkırtan bir etkide yapıyor. Yani sonuç olarak biz bu bölgede ciddi sorunlarla yüzdeyiz ve bunu tartışa tartışa nasıl bir siyaset çıkarmak gerektiği konusunda anlaşmaya varmalıyız. Ve Batı'yla bazı problemler var. Bu problemlerin hepsinde Batı haklı değil. Haklı olduğu taraflar da var. Ama Türkiye'nin haklı olduğu yanlar da var. Bunları da görerek bir yeni siyaset oluşturmak. Burada tabii bence mecliste bu işin ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Yani muhalefet partileriyle iktidarın ve hükümetin ciddi bir şekilde bu stratejileri tartışması, konuşması gerekiyor. Buna çok ihtiyaç var. Yani meclisi bu açıdan çalıştırmak gerekiyor. Bir cümle müsaade ederseniz. En son bir soru önergesi verdik. Dedik ki Türkiye'den IŞİD'e katılımları meclis olarak araştıralım. Kim katılıyor? Bunun sosyolojik altyapısı ne? Niye katılıyor? O gün 60 kişi üzerime çullandı biliyorsunuz. Evet yani bunların hepsini tartışmaya ihtiyaç var. Bunların hepsini konuşmaya ihtiyaç var. IŞİD'in Türkiye içindeki etkisi, Türkiye'nin de insanların... Ya bunu meclis daha... tartışacak. Meclis bunu soruşturacak ama bence bunu de. Soruşturma önergesini reddettiler. Yetmedi bir de 60 kişi saldırdılar. Ben yani bu konuda çünkü çok büyük bir sorunla yüz yüze Türkiye. Muhalefet partilerinin... Daha büyük sorun da geliyor. IŞİD dış tehdit olmaktan çıktı, iç tehdide dönüştü Türkiye için. Önemli bir şey söylüyorum bakın. IŞİD iç tehdide ben dönüştü. Ben sizin kadar istihbarat sahibi değilim. Yok istihbarat değil analiz. Siz devam edin sonra geçeyim Kuray Çalışkan'a. Siz devam edin çünkü dedi ki Oral Çalışlar yeni bir strateji belirlendiği açık ne olduğunu bilmiyoruz ama dedi. O noktada muhalefetin ciddi eleştiri olduğunu biliyorum o yüzden oradan devam edelim. Hani rehineler kurtuldu ama bir strateji belirlendi işte Kerry'nin laflarından başkalarının laflarından anlıyoruz. Cumhurbaşkanı da açıklamalar Cumhurbaşkanı yaptı zaten. Cumhurbaşkanı da biz açıklama yaptı. Biz de içinde aktif olarak yer alacağız dedi. Evet. Onun açıklamaları da var. Bakınız, daha önce de ifade ettim, bir kez daha altını çizeyim. Biz günlük yaşıyoruz, geçmişe hiç bakmıyoruz. Taliban, El-Kaide, Pakistan ilişkisini hiç inceledik mi? Onu incelediğimizde El-Kaide, Pakistan ilişkisiyle bugün Türkiye IŞİD ilişkisi birbirine o kadar çok benziyor ki. El-Kaide de Afganistan'da Sovyet rejimini yıksın diye desteklenmişti. Ne oldu? El-Kaide sonuçta 11 Eylül'ünü gerçekleştirdi. Ama IŞİD henüz 11 Eylül'ünü gerçekleştirmedi. IŞİD bu 11 Eylül'ünü Türkiye'de gerçekleştirebilir. IŞİD'in en rahat hareket ettiği yer Türkiye'dir. Cumhurbaşkanının bu açıklamalarından sonra ben IŞİD'in IŞİD kaynaklarına biraz yakından baktım. Çok ciddi ateş püskürüyorlar. Eğer Türkiye'den üsler kullanılırsa, Türkiye eğer bunun bu saldırının içerisinde aktif şekilde yer alırsa ciddi sıkıntı yaşayabiliriz.
Türkiye'de IŞİD'in hücrevleri var. Türkiye'de IŞİD'in uzantıları var. Ve bu insanlar öyle çok belirli insanlar değil. Normal camiye giden mahallede kasaptır, bilmem esnaftır, başka şeydir. Türkiye açısından bu ciddi sıkıntı yaratabilir. Biz ne yapacaksak tedbirimizi alarak yapmalıyız. Ve bir stratejimiz olmalı. Yani biz bunları tartışamıyoruz. Mecliste bunlar konuşulmuyor. Mecliste bu tür siyaset üstü olması gereken konuları, muhalefetten gelen her öneri reddediliyor. Ama siz doğru diyorsunuz. Bunları mecliste konuşmamız lazım. Biz Türkiye'de IŞİD'in yarın başımıza ne sıkıntılar açabileceğini konuşmamız lazım. Buraya bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi Batı bu meselelere uzak bir yönüyle baktığınız zaman, yani Amerika uzak, Avrupa uzak, biz çok yakınız ve bizim biraz bir de yani Sünni, yani bu IŞİD'in Sünni zeminde olması falan Türkiye açısından bir sürü sosyolojik problem de yaratıyor. Aynı zamanda avantajları da var. Yani Türkiye etkileyebilir de bunu. Bunların hepsini hesaba katan bir siyaset yürütmek zorundayız. Yani biz sırf Batı'nın bombalama stratejisinin bir parçası olarak Batı gidemeyiz. Bugün bombalayacak, yarın gidecek. Ama biz burada kalacağız. Dolayısıyla da bu bir noktanın altını çizmek istiyorum. Muhalefetten her gelen iktidar tarafından reddedilmemeli. 6 sene önce bugün tampon bölge diye Sayın Cumhurbaşkanı dosyayı koltuğunun altına koymuş. Orada çalmadığı kapı kalmadı. 6 sene önce muhalefet olarak Sayın Genel Başkanımız dedi ki bu tampon bölgeye getirmeliyiz. O gün eğer bu öneri kabul edilseydi, Devlet Bahçeli'nin o gün 6 sene önceki önerisi kabul edilseydi, ne bugün Sincar boşaltılmış olacaktı, ne Telafer bu zulme uğrayacaktı, ne de Kobani'den 140 bin insan Türkiye'ye gelmek zorunda kalacaktı. Bazı şeyleri muhalefet öngördü diye, sırf muhalefetten geldi diye reddetmemek lazım. Türkiye artık muhalefetten gelen önerilerin de dikkate alınabileceğini öğrenmelidir. Şimdi bir noktayı hatırlatıp öyle döneceğim. Demin Metropol Araştırma Şirketi'nin bir IŞİD algısıyla yapılmış bir araştırmasını dinledim. Türkiye operasyon yapılsın mı IŞİD'e diye sormuşlar. %67 operasyon yapılsın diyor IŞİD'e karşı. Peki Türkiye katılsın mı? %52'si Türkiye katılsın diyor. Önemli bir oran diye düşünüyorum bunu. Bunu da hatırlatarak devam edeyim isterseniz. Şimdi operasyon bir işe yaramaz. IŞİD'e doğrudan operasyon yapmak. Onun nedenlerini açıklarım. Ama bir 2-3 dakikaya ihtiyacım var. Peki. Bu rehine meselesi nasıl çözüldü ona bir bakalım. Tamam. Uluslararası basında Orta Doğu'yu gözleyen insanlar da Türkiye'de siyasetçiler ve gözlemciler de 4 tane yanıt verdiler. Birinci yanıt operasyonla alındı. Cumhurbaşkanı'nın iddiasıydı. Cumhurbaşkanı'na bağlı Türk Dil Kurumu, özür dilerim, daha önce Başbakan'a bağlı, Başbakanken kendisine bağlı Türk Dil Kurumu güvenlik güçlerince suçluların yakalanması için düzenlenen dizi eylem olarak tanımlıyor. Yani kendi Türk Dil Kurumumuz bunun operasyon olmadığını söylüyor. Zaten bunu Başbakan Davutoğlu da yalanladı. Böyle olmadığını söyledi. İkincisi, daha bence Türkiye'yi biraz aşağılayan, hem Türkiye'deki insanların zekasını hem de Türkiye'nin kurumlarını aşağılayacak bir şekilde CIA verdi demek. Yani daha saçma bir fikir yok, imkansız. Yani bunu ciddi gözlemcilerin hiçbiri zaten kabul etmez. İki nedenden dolayı. Sen IŞİD'e karşı mücadele edeceksin. Senin CIA'in IŞİD'in elinden senin rehinelerini alacak. IŞİD'in en güvendiği şey. Yani böyle bir şey yapar mı? İmkansız yani. Dahli olabilir ama CIA gelip bize verdi. Bu çok imkan dahilinde değil. İkincisi, üçüncüsü yine söylenen IŞİD'e ve İslamcı terör örgütlerine hükümet para ve silah verdi, öyle aldı. Bu da yalan yanlış bir şey. Birincisi, bunu gizleyerek yapamazsınız. İkincisi, IŞİD'in ne paraya ne silaha ihtiyacı var. Onun nedenini açıklarım. Öyle bir ihtiyaçları yok. Sonucu aslında Deniz Zeyrek yazdı Hürriyet'te. Ondan önce buna dair birkaç tane daha argüman çıkmıştı. Asıl mesele İhvan üzerinden çözüldü bu. Tevhid Tugaylarını biliyorsunuz, İhvan bağlantılıdır. Evet. Ve Halep yakınlarında IŞİD'in daha önce Ebu Garayip'te yatmış çıkmış, Ebu Bekir ve çevresindekileri öldürmüşlerdi. IŞİD'in en önemli kurucularından bir tanesi. Daha doğrusu IŞİD'in öncesinin kurucularından bir tanesi. Yani insanlar merak edebilirler hani nereden biliniyor bunlar diye. Siyaset bilimi literatürü çok zengin bu konuda, IŞİD konusunda. Bir sürü insan nereden çıktı bu IŞİD deniyor. IŞİD'in geçmişi var. Mesela
Türkçedeki en iyi makalelerden bir tanesi Recep Tayyip Gürler'le Ömer Behram Özdemir yazdı. Yeni de çıktı 2014 makalesi Türkiye Ortadoğu Çalışmaları dergisinde. IŞİD'in nasıl ortaya çıktığını, kimler tarafından finanse ettirdiğini, kimlerin içinde olduğunu görüyor. Zaten bu makale de bu sonucu destekliyor. Ebu Bekir el-Iraki, Hacı Bekir denilen IŞİD'in en önemli insanlarından biri, fikir ve silah adamlarından bir tanesi öldürüldükten sonra eşi çocuğu ve çevresindeki korumalar Tevhid Tugay'ının elindeydi. Şimdiye kadar hani bu kesin böyledir, kesin değildir dememiz imkansız tabii. Bunu daha sonra tarihçiler bize kanıtlayacak şeyleriyle. Fakat var olan ampirik verilere baktığımızda şu anda Davutoğlu'nun da dediği gibi, Erdoğan'ın da ne olacak birileri verildiyse dediği gibi, Türkiye'den ve Türkiye hapishanelerinden hiçbir mahkumun IŞİD'e verilmediğini bildiğimiz gibi birçok insan gözlemci aslında diplomatik yollarla, müzakereyle IŞİD'in istediği rehineleri Tevhid Tugaylarının ihvan bağlantısı üzerinden Halep'te onlara teslim edilmeleri ve onun karşılığında da bizim 46 rehinemizin teslim edilmesi olarak bu yorum artık galiba çoğunluk tarafından kabul edildi. Peki bu yorum başarılı operasyon demeyeceğim başarılıdır. Tabii. Başarılıdır tabii evet, ki. Onu soracaktım. Çok doğru. Evet. Çünkü yani Allah korusun daha silaha dayalı bir şekilde kurtarmaya çalışmamız belki mümkün. Belki daha korkunç sonuçlanabilirdi. Çünkü şundan dolayı eğer izin verirseniz şunu söylemek istiyorum. Birincisi IŞİD gibi örgütler potansiyel olarak her yerde ortaya çıkar. Türkiye'de de ortaya çıkar, Amerika'da da ortaya çıkar, Fransa'da da, Mısır'da da. Çünkü IŞİD'e baktığımız zaman nasıl ortaya çıktığını, en son buna benzer çalışmaları 14 Orta Doğu ülkesi üzerinden yapıyor akademisyenler. 3 tane şeyle karşılaşıyorlar Balçık Hanım. Birincisi merkezi devletin çökmesi gerekiyor böyle organizasyonların ortaya çıkması için. Libya, Yemen, Irak ve Suriye. Yalnızca 4 yerde var. Bakın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Mısır, hatta Filistin'de böyle terör örgütleri yok. Filistin'de aslanlar gibi mücadele eden örgütler var. Hamas'ı seversiniz, sevmezsiniz, o başka bir şey. Ama kendi halkını savunmaktadır. Terör örgütü değildir, mücadele etmektedir. İkincisi ve daha önemlisi, bu gibi örgütler eğer petrol geliri olan bir ülkede ve kendisine bağlı, merkezi devletin kendisine bağlı bir ordunun olduğu yerlerde kesinlikle ortaya çıkamıyorlar. Bu bize ne öğretiyor biliyor musunuz? Uluslararası toplumun inanılmaz bir girdaba yakalandığını gösteriyor. Bakınız, Irak'ta merkezi devleti güçlendirmek için uğraşan uluslararası toplum, Suriye'de merkezi devleti yıkmak için uğraşıyor. Şimdi siz IŞİD gibi aslında devletçiklere dönüşen, bir, polislik yapıyor, iki, trafiği yönetiyor, üç, en önemli şeyi tabii kadınlara dair siyaseti, bisiklete binmeleri yasak biliyorsunuz Mısır'da, araba kullanmaları yasak, yanlarında erkek çocuk olmadan dışarıya çıkmaları yasak. Buna benzer düzenlemeler yapıyorlar. İslam adına ortaya çıkan en çirkin şey, İslam devleti diyorlar ya, normalde gayri İslami devlet demek lazım. İslam'la hiçbir alakası yok. Peki. Bir sürü insan da bunu yapıyor. Şimdi bir toparlayalım bu tarafa dönmeden. Hadi toparlayalım. Peki. İki cümleyle o zaman peki toparlayayım. Yapılması gereken şey şu. IŞİD'i ortadan kaldıracak şey onu vurmak değildir. Çünkü IŞİD bir semptomdur. Onu ortaya çıkaran şey merkezi devletin yok olmasıdır. Siz eğer Suriye'de merkezi devlet otoritesini tesis edecek bir yerel grup ya da devlet bulamazsınız, işi de hiçbir şekilde dışarıdan vurarak kontrol edemezsiniz. En fazla ilçelere sınırlarsınız. Daha sonra açacağım başkasını. Peki Halime Kökçe, şimdi asıl konuşmamız gereken şey bundan sonra Türkiye'nin ne yapması gerektiğine dair. Zaten Koray Çalışkan da birazcık oraya değindi. Kamuoyu desteği önemli. Cumhurbaşkanının açıklamaları var ama Amerika'dan gelen birazcık provokatif açıklamalar da onu sanki başka tür konuşmaya da itiyormuş ya da yönlendiriyormuş gibi bir hava veriyor. Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları da var. Bizim üzerimizden yalan haberler yapılmaya devam edecektir tarzında. Başka türlü şeyler de oluyor provokasyonlarda. Şimdi Kerin'in bir açıklaması vardı. IŞİD'i var edenler
Yani öyle bir cümle kurdu ki Esad'a karşı IŞİD'i destekleyenler krizin sebebidir gibi. Yani neredeyse bütün o Türkiye'deki kirli propagandayı da besleyen bir cümle sarf etmiş oldu. Şimdi aynı kere Suriye'de Esad işte kimyasalla çocuk katlettiği zaman bundan çok emin konuşuyordu hatırlıyorsanız. İşte kırmızı çizgimiz aşılmıştır. Hani Amerika cephesinde en sert konuşan kişi Kerry'di ve hani bugün yarın bir hava operasyonu olacak olmayacak bunu tartışıyorduk bir zamanlar. O kırmızı çizgi aşıldı, yeniden aşıldı. Hı hı. Suriye işte IŞİD'i besledi. İşte az önce Oral Bey'in de ifade ettiği gibi Irak, Maliki de besledi, büyüttü. Şimdi bugün bir IŞİD var. Ve herhalde tabii ki bölge halkı çok mağdur ama bölgedeki en mağdur ülkelerden birisi de Türkiye. Ben Türkiye'nin gerçek anlamda bu savaşın aslında bir şekilde içinde olduğunu düşünüyorum. Çok yükünü çektiğini düşünüyorum ve şu dakikada alacağı kararın çok aklı selimle öyle işte gaza getirilerek ya da işte o köşeye sıkıştırma taktiklerine papuç bırakmaksızın alınacağını düşünüyorum. Yani Amerika'da yapılan açıklamalar, evet mesela dün işte her türlü şeyde yanındayız vesaire, evet, gibi bir açıklama yaptı. Ama bugün hemen akabinde ben açıkçası Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını, Erdoğan'ın konuşmasını ve Yalçın Akdoğan'ın da aslında hani hükümetin pozisyonuna ilişkin söylediklerine bakınca hani askeri operasyondan kastın aslında hani böyle bizim doğrudan anladığımız gibi bir kara harekatında, işte senin de az önce ifade ettiğin gibi IŞİD'le mücadelede en ön safta, hani böyle bir şeyin içine Türkiye'nin gireceğini hiç zannetmiyorum. Girmemesini de temenni ediyorum. Evet, IŞİD sadece bizim dışımızda, yani dışımızda olsa bile o kadar yakın dışımızda ki, yani her an içimizde olabilecek bir tehlike. Doğan'ın Türkiye'de de çok büyük tehlike yaratabileceğine yani katılır mısınız? Kuşkusuz, yani Türkiye'nin içinde 1,5 milyon mülteci olduğundan söz ediyoruz, öyle, evet, değil mi? Yani Türkiye kuşkusuz sınırlarını açtı, bunu bir insani, hani dedim ya ben, savaşın en büyük yükünü zaten Türkiye çekiyor. Daha ilk bir hafta da 200 bine yakın kişi sınırdan içeriye girdi. Çok büyük girdi. Bir dram yaşanıyor gerçekten. Yani şimdi zaten bunu yapıyor olmak o kadar büyük ve önemli bir şey ki, yani bunun üzerine Türkiye'den bir daha bir şey istemek gerçekten hani ileri gitmektir bana kalırsa ve çok alçakça konuşmalar olarak değerlendiriyorum. Özellikle Kerry'nin yaptığı açıklamayı yani, ama istememişler midir? İstemişlerdir kuşkusuz. Hı, yani hani tamam biraz utopik konuşmayalım. Yani mümkün mü bu? Evet, elbette ki istemişlerdir ama biz nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Yani önemli olan bu. Şimdi ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de işte hükümette, Cumhurbaşkanı da IŞİD'le ilgili aslında evet yani rehineler ellerindeyken susuyorduk ama Türkiye'nin tavrının ne olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk yani. IŞİD'e İşte terör örgütü diyen, IŞİD'le mücadeleyi destekleyen bir tavrı zaten vardı Türkiye'nin. Bugün de var ve Türkiye'nin buna işte şu kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmaların neticesi nasıl oluştu sizce? Türkiye tavrıyla zaten IŞİD'i hiçbir zaman onaylamadı ve eleştirdi terör örgütü denmediği için galiba, diyeyim, yanılmıyorum ya, değil mi? Böyle bir şey, hatırlıyorum. Hiçbir zaman olmadı. Geçen sene 13 Mart'ta evet, mı? Hayır, ama böyle bir şey tartıştık. 2012'de IŞİD terör listesine alındı. 2012'den beri Türkiye için IŞİD terör listesinde ve bu savaşa Türkiye'nin onay veriyor olması bile zaten o koalisyona bir destek, Türkiye açısından bir destek. Şimdi böyle bir vasat içerisindeyiz ve ben Türkiye'nin hani IŞİD'e ilişkin yaptığı eleştirinin ve IŞİD'le nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair ortaya koyduğu reçetenin en doğru ve en sağlıklı reçete olduğunu düşünüyorum. Yani terör
bataklığını nasıl kuruturuz? Yani meseleye biraz böyle bakmak. İşte Irak ve Suriye demeden, hatta Mısır demeden, yani işte mesela İhvan'la yapılan bir şey. Şimdi hani önce Koray Bey istihbaratımız çökmüştür deyip sonra takdir etti. Önemliydi bu, tabii ki bir başarıdır dedi bahsi diğer, ama şimdi siz mesela geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olduğunda ben Amerika'daydım ve o gün tam da Türkiye Cumhurbaşkanı genel kurula hitap ettiğinde İhvan'ın Mısır'daki mal varlığına el konuluyordu. Evet. Yani geçen sene bu zamanlar böyle bir gündem vardı. Yani Orta Doğu'da bölgemizde 3 yıldır neler olup bittiğine baktığımızda, Amerika'nın ne zaman çark ettiğine, bu Arap Baharı'nın nasıl bir Batı için tehdit algısına dönüştüğünü tespit ettiğimizde, aslında hani IŞİD neden var ve biter mi bitmez mi sorularına da cevap aramış. Ancak öyle oluruz. Yani Suriye'de Esad güçlenecekse bu vesileyle, yani IŞİD'le mücadele ederken Esad'ı güçlendireceksek, aslında biz IŞİD'i yeniden güçlendirmiş olacağız. Şimdi biraz meseleye böyle bakmak gerekiyor. Yani bu işte evet, hemen yukarıdan bombalayalım, aşağıdan işte Kürtler gitsin savaşsın vesaire falan, işte IŞİD'i alalım oradan, alalım buraya koyalım, orada sıkıştıralım. Ama bu böyle değil. Yani IŞİD'e ömür katarsınız, biraz işte köşeye çekilir, ama oradaki sosyolojiyi sağlatmadığınız müddetçe, işte Irak'ta merkez hükümeti, merkezi orduyu güçlendirmediğiniz ve bütün işte oradaki hani sekter yapıya dönüşmek sizin bir temsil sağlamadığınız müddetçe, Suriye'deki iç savaşı sona erdirip işte oradaki Baas rejiminin gidip yerine, bütün işte varsa artık öyle bir imkan kalmışsa, Suriye'nin yeniden inşası ve ihyası mümkün olmadıkça atıyorum. Ama tabii bu tablo ya, da inanılmaz bir tablo, nasıl olacak? Ama evet, böyle yani evet. Bu meseleyi böyle teşhis edip tespit etmedikten sonra hakikaten günü kurtarırız. Peki, yani. Orhan Miroğlu ile devam kurtarabilir edelim. Kurtarabilir miyiz? O da apayrı bir şey. Alçakça dedi Kerin'in açıklaması için. Çok alçakça. Çok alçakça buluyorum dedi. Açıklaması yani, için. Yani IŞİD'i var, krizi sebep olan IŞİD'i besleyenlerdir dedi. Kim besledi IŞİD'i? Evet. Bu da önemli. Kendisine dönük bir eleştiri yapıyorsa eyvallah. Evet. Bu IŞİD'i doğuran işte sebepler üzerinde çok derin işte felsefi. Yok, ona girmeyelim, çok iyi. İşte Batı dünyası, Doğu karşılaştırma. Bütün bunlar konuşulabilir ama tabii herhalde işin miladına doğru baktığınız zaman yani El-Kaide'yi karşınıza bulursunuz. Evet. Şimdi Türkiye'nin Körfez Savaşları'ndan bu yana bölgedeki bu sıcak atmosfere bir türlü fiili bir askeri güç olarak müdahale etmemesinin ben Türk dış politikasının bir başarısı olarak görüyorum. Yani bu başarı sadece AK Parti'nin döneminde inşa edilmiş bir şey de değil. Bence Körfez Savaşları'ndan başlayarak bugüne kadar Irak'ın işgali söz konusu olduğu zaman, yani tezkerenin meclisten geçmemesi vesaire, bütün burada bence doğru bir politika izlendi. Çünkü Suriye yakın bir tarih, belki daha somut örnekleyebiliriz. Suriye'de olaylar başladığı zaman hatırlayalım, yani birileri Türkiye'ye deyim yerinde ise tıpkı Afganistan'ın Sovyetlere bir Vietnam olarak sunulması gibi, Suriye'nin de Türkiye'nin Vietnam'ı olmasını istedi. Yani bu ilk şeye gittiğimiz zaman bunu görürüz. Uçaklarımız düşürüldü, sınır geçişleri, top atışları, huzursuzluklar vesaire vesaire. Türkiye'nin politikasında bu bakımdan bir değişiklik olmadı. Yani kendisine takdim edilen bu kendi Vietnam'ına çekilme siyasetini reddetti. Peki. Hala bu siyaseti reddediyor ve bence bu iyi bir şey. Şimdi tabii IŞİD bence... Yani işte küresel bir terörden, bir hareketten bahsediyoruz. Bütün dünyaya işte zarar verme ihtimali olan bir hareketten bahsediyoruz. Ama IŞİD bence en büyük zararı Orta Doğu'da şu an itibariyle kendisine karşı savaşılan coğrafyaya baktığınız zaman en çok Kürtlere zarar veriyor. En çok Kürtlere veriyor ve Kürtler zarar gördükçe, doğrusunu söylemek gerekirse, hem çözüm sürecimiz hem de Kürt-Türk siyasi ilişkileri büyük bir risk altına giriyor. Şimdi Türkiye'nin bu risklerden kendisini kurtarması için bence Kürt politikası çok güçlü bir enstrüman.
Ama bu politikayı biz nasıl anlıyoruz? Çözüm süreci bağlamında anlıyoruz. PKK ile ilgili politikaların normalleşmesi, işte PKK meselesinin bir biçimde işte şeye selamete kavuşması, Kürt meselesinde işte arzu ettiğimiz demokratik süreçlerin daha güçlü bir biçimde devam etmesi dolayısıyla gibi. Dolayısıyla çok daha önemli. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin rolü. Daha önemli. Çünkü ben mesela şöyle düşündüm, geçen yazdım da bunu. Dedim ki yani hani restorasyon ve yeni Türkiye falan diyoruz. Eskiden şöyle derdi insanlar, işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Bence bu doğru bir tespitti aslında. Çünkü Kürt meselesi aslında Avrupa Birliği politikalarının da en zayıf karnını oluşturuyordu. Peki. Şimdi bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. Yani eğer hakikaten Türkiye'nin bugünkü hükümetinin bir restorasyon ve yeni Türkiye yaratma tahayyülü, ki bu tahayyülün güçlü bir tahayyül olduğunu hepimiz biliyoruz. Tahayyül olmaktan ziyade fiili bir politika bugün Türkiye'de. Bence bu politikanın yolu Diyarbakır'dan, Erbil'den ve Rojava'dan geçer dersek yani yanlış olmaz. Bu kadar nettir. Dolayısıyla mesela biz çok tartışırız. IŞİD şöyle yapar. Bunu ben hiçbir şekilde anlayamıyorum. Yani sınırdan geçiyor insanlar. Eşlerini, annelerini, çocuklarını, kendi akrabalarına veya işte orada onlar için oluşturulmuş her neyse bir barınağa teslim ediyor. Ve tekrar sınırı geçip savaşmak istiyorlar. Yani bu çok farklı bir ulusal psikoloji bir kere. Bunun altını çizmek lazım. Bu ulusal psikolojinin Türkiye'ye ve Türkiye'deki Kürt-Türk siyasi ilişkilerine zarar vermemesini sağlamak lazım. Hükümetin bu konuda çok büyük bir sorumluluk altına olduğunu nedir düşünüyorum. Nedir o ince ben. Çizgi peki? O ince şimdi çizgi şu. Yani bir ulusal hissiyat var. Çünkü Kürtler şimdi tarihe bakıyorlar. Yani hayır, şunu sormaya çalışıyorum. Hükümetin bir şey yapma. Peki ne yapması? Ne yapması lazım? Biz mesela bugün de vardı. Zaten zor bir durum. Ya çok somut söylemek gerekirse. Peki, somut söyleyeyim. Çözüm süreci meselesinde işte evet. Ne diyor Kürt tarafı? Ya şimdi yakında işte diyalog falan oldu ama artık bu işi bir müzakere. Evet, yani çok açıklıkla hani Sinan Bey çok haklı olarak diyor ya, yani bunun artık konuşmamız lazım. Ya yani hakikaten yani biz müzakere edelim derken Kürt tarafı neyi müzakere etmek istiyor? Bu hükümet için de aynı şey geçerli. Evet, biz 6 madde geçirdik meclisten. Bundan sonra amacımız zaten bu işi diyalogda tutmak değil. Müzakere etmekse hükümet bakımından müzakere konuları ne olacak? Yani Abdullah Öcalan'ın işte ev hapsi dahil ya da işte ne bileyim. Bunlar konuşulsun politikası. Artık. Bunlar konuşulması diyorsun, lazım. Diyorsun. Ve mesela bir şey, 90'lı yıllarda ne oldu? Kürtler yine başları çok beladaydı, dertteydi. Saddam'la vesaire. Özal ellerinden tuttu ve burada iki tane büro açıldı. Biri Kürdistan Demokrat Partisi bürosu, biri de Kürdistan Üsteveriler Birliği. Yani Celal Talabani ve Mesut Barzani'nin liderliğini yaptı. İki hareket. Doğrusunu isterseniz yani bu Rojava'daki meseleler falan başladığında, bizde de çözüm süreci işte biraz ivme kazandığında hepimiz şunu düşünüyorduk. Ne iyi olur da PYD gelse Ankara'da bir büro açsa. Çünkü bunu yaptı Türkiye. Geçmişte oldu bu. Ama şimdi tabii sadece yani hani topu Türkiye'nin önüne atıp hani öbür tarafın yapması gereken nedir? Bunu konuşmamak da doğru bir tutum değil. Yani Salih Müslüm 3 defa Türkiye'de, ben hepimiz biliyoruz yani sadece ben değil tabii, yani özel bir bilgiden bahsetmiyorum. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nda olsun, işte MİT mensupları tarafından olsun ağırlandı vesaire. O dönemde biz yani heyecanlandık, hatta ben bir yazı yazdım ki PYD yakında büro falan açacak. Çünkü bu ilişkilerin normalleşmesi buradan geçiyor. Peki. Şimdi ne oldu ama yani PYD çok daha farklı bir politikayı izledi ve bu politikayı işte yorumlarken bilemiyoruz tabii ama insanlar yani objektif olarak diyorlar ki Esad'la kurulan, PYD'nin işte oluşum sürecinde Esad'la kurulan ilişkiler PYD'yi Türkiye'ye biraz daha yakınlaşmaktan alıkoydu. Ne kadar doğru, ne bunu tartışabiliriz ama eğer bugün PYD gidip işte milletvekilleri, ya bu çok önemli şeyler, önemli bir tarihi süreçten geçiyoruz. Yani milletvekilleri gidiyorlar, Birleşmiş Milletler'in önünde açlık grevi yapıyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti parlamentosuna görev yapan milletvekilleri. Ve diyorlar ki biz kendi ülkemizi savunmak için bize silah verin. Ve hala yani 40 ülkeyi bir araya getirdik, işte şöyle yapacağız işte falan filan deyip atıp tutuyor Obama başta olmak üzere. Ama kimse peki madem böyle karada savaşa giren Kürt güçlerine sizin
yardımlarınız nerede? Nerede yardımlarınız? Peki, yani bu yardımlar bu varsa neden bu insanlar orada açlık grevi yapıyorlar? Şimdi çok hala ince bir çizgi. O çizgiden devam edelim. Hakikaten çözüm süreci, siz sevmiyorsunuz o çözüm süreci lafını, biliyor musun? Ben öyle söyleyeyim. Siz ne anlatmak istediğimi zaten çok iyi algılarsınız. Çözüm süreci ve dolayısıyla etrafımızdaki hani o ateşten. İzninizle ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen söyleyeyim. Buyurun. Orada devam edelim. Çözüm süreci falan bu dar kalıyor artık. Yani ne bu 100 yıla peki, ne söyleyeyim? Kürt-Türk siyasi ilişkileri. Peki, ne olacak? Nereye evrilecek tamam, bu ilişkiler yani? Kürt-Türk siyasi ilişkileri diyeyim. Yani adı hiç önemli değil açıkçası. Hiç çözüm sürecinden bahsetmiyorum. Bu sorunu çözmek adına. Ama etrafımıza tabii ateşten gömlek. Yani bunun etkilememesi de mümkün değil Orhan Miroğlu'nun söylediği gibi. Ne düşünüyorsunuz siz? Şimdi bu bahsedilen süreci etkileyecekse olumlu etkilemesi lazım. Çünkü Türkiye sınırını açmış ve orada düne kadar onların içinde ki bir tanesi mesela geçen öldürüldü Bahosçı'ya, Türkiye'ye kurşun sıkan insanların da olduğu insanlar Türkiye'ye geliyor. Jandarma, asker sınırda yaşlı kadının elinden tutup getiriyor, çocuğa su veriyor. Bir tarafta böyle bir manzara güzel var. Güzel bir tablo o tabii. Çok güzel bir tablo. Evet. Öte taraftan bu ülkenin parlamentosundaki bir milletvekili o askere taş atıyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Yani bırakın oradaki vatanda asker, polis devlet işini yapsın. Bunu yapacaklarına taş atıyorlar. Bir başka açıdan bakın. Yanı başımızda bir dram yaşanıyor. Türkmenler yaşadı, Yezidiler yaşadı. Şimdi Kobani'deki veya Ayn el Arab'daki veya Arap gözündeki hangi ifadeyle kullanırsanız kullanın insanlar yaşıyor. Ortak bir o bölge, yani o bölgede bu sorunlar yaşanıyor. Peki Türkiye'de bir siyasi partinin eş başkanı kalkıp Türk gençlerini ve Kürt gençlerini silahlanmaya çağırıyor, savaşa çağırıyor. Bu nasıl olacak? Şimdi öyle olduğu zaman o zaman hangi bölgemizde bir sorun varsa gençleri savaşa çağıralım, gitsin orada savaşsın. Savaşa çağırıyorsunuz ama cenazeler Türkiye'ye geliyor. PKK'nın veyahut da PYD'nin yanında savaşan da, IŞİD'e karşı savaşan da, IŞİD'in yanında savaşan da Türk vatandaşı. Belki aynı mezarlığa gömülüyor, belki mezarları yan yanadır ama Türk insanı ölüyor. Esas dram burasında. Unutmamak lazım ki IŞİD'in savaşında yanında savaşan çok sayıda da Kürt var. Dolayısıyla orada tabiri caizse kimin eli kimin cebinde belli değil. Çözüm sürecini Orhan Bey çok konuşmak istiyor ama bugün konu o değil. Bugün çok daha vahim bir durum var. IŞİD yarın ne olacak onu konuşmak lazım. Bu hava saldırılarının IŞİD'i bitireceği falan zannediliyor. Tam tersine. İddia ediyorum IŞİD'in belki birkaç mevzide işte tankını imha edersiniz, birkaç insanını öldürürsünüz ama IŞİD bir şey yapacak. Diğer terör örgütlerine ki sayısı yüzlercedir o bölgede, onlara diyecek ki bakın ben küffara karşı savaşıyorum, gelin benimle olun. Nitekim birçok küçük terör grubu IŞİD'e biat etmeye başladı. Yakında El-Kaide'den kopan gruplar IŞİD'e biat ederse hiç şaşırmayın. Yeni dolayısıyla Horasan yani onlar biraz daha onlar yeni bir grup değil. Onlar biraz evet, daha farklı. Yani El-Kaide'nin şeyci grubu onlar. İster suikastçı grubu yani sahada IŞİD gibi devlet kurmaya çalışan bir grup değil. Batı hedeflerine nokta atışı yapmak için uzun süredir çalışan bir grup. Peki dolayısıyla bu tabloda Türkiye'nin işi zor. Tam ona gelecektim. Şimdi bölgede Amerika böyle davul zurna çalarak şatafatla IŞİD'e hava saldırıları yapıyor. Peki. Bu IŞİD'i daha da güçlendirecektir ve Türkiye'nin durumunu daha da zorlaştıracaktır. Türkiye bir taraftan IŞİD'i bir önceki güne kadar hükümet IŞİD'i Müslüman kardeşim olarak görüyordu. Türkiye üzerinden geçen terör örgütlerini, mensuplarını Türkiye Esad'ı devirecek diye gönderiyordu. Türkiye'den gidenlere bir şey demiyordu. Sanki o bölgede yeni turizm tesisleri açılmış gibi efendim turistlere ne diyebiliriz diyordu. Bu insanlar yarın Türkiye'ye dönüp gelecekler. Evet. Veyahut da Türkiye Amerika'nın yanında aktif bir şekilde kara savaşına girdiği takdirde Türkiye'ye bunun maliyeti yüksek olacak. Peki tam bu noktada bir nokta koyayım. Bir araya gitmem gerekiyor. Tamam. Buradan devam edelim. Tampon bölge tartışılıyor demiştik. Karşıt görüş devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Tamam.
karşıt görüş devam ediyor. Biraz önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasını dinledik. Yine IŞİD'le de alakalıydı. Tam da konuştuğumuz konuyla alakalı. Söz sizde kalmıştı aslında. Evet. Bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair biraz onu konuşalım son turda. Şimdi ne yapılabilir? Çok basit. Sınırdan geçişler önlenecek. Türkiye'nin şimdiye kadar Esad'ı yıkmak için, hani Esad yıkılsın, Esad diktatör, bunu da söyleyeyim ki hemen AK Partililer hemen saldırmasın, Esad'ı mı destekliyorsunuz? Hayır, Esad diktatör, yıkılsın. Ama Türkiye bunun üzerinden, Türkiye'den giden insanlar orada savaşta ölmesin. Bunu önleyecek. Nasıl bir geçişler engellenecek? Yani şimdiye kadar Türkiye sınırlarını koruyacak. Bunun şeyi yok. Peki gelenleri havaalanına, kapıyı kapatacak bakınız, mı? Havaalanına gelen insanlar havaalanında otobüsle karşılanıyor. Fatih'te, Laleli'de ofislere götürülüyor. Ceplerine harçlık konuluyor. Bu insanlar sınır bölgelerine getiriliyor. Oradan karşıya geçiriliyor. Bunlar Türkiye'de yaşanan şeyler. Daha önemlisi petrol kaçakçılığını Türkiye önleyecek. Hükümete yakın iş adamları yapıyor diye buna göz yummayacak. IŞİD'in petrolü kime gidiyor? Türkiye üzerinden satılıyor. Bunlar önlenecek. Ayrıca IŞİD'in birçok komünikasyonu Türkiye üzerinden yapılıyor. IŞİD bölgedeki halkın, IŞİD orada devlet kurmuş. Bölgedeki halkın ihtiyaçlarını, gıda ihtiyacını, bilmem ne ihtiyacını İran'dan mı sağlıyor zannediyorsunuz? Suriye'den mi sağlıyor? Türkiye'den sağlıyor. Türkiye aktif olarak savaşta, kara savaşında yer almamalı. Türkiye ama sınırını koruyarak burada zaten çok şey yapabilir. Şimdi sınırını bir taraftan koruyacak ama öte taraftan bakıyoruz ki Türkiye'nin sınırında insani geçişler var. Kim yapıyor insani geçişleri? Türkiye, oradaki Kürt vatandaşlarımızı Türkiye'ye alıyor. PKK'nın Kandil'deki elebaşı ne diyor? Diyor ki Türkiye sınırı açıp Kobani'yi boşaltmakla oranın IŞİD'in eline geçmesine vesile oluyor. Biz de diyor gidip savaşamıyoruz. Ne olacak? Türk gençleri bizim yerimize gitsin, savaşsın diyor. Bu bize şunu gösteriyor. PKK'yı Türkiye'de açılımcılar fazlasıyla gözlerinde büyütmüşler. PKK, IŞİD'in önünden kaçan PKK, şimdi Türk gençlerini orada savaşa sürüyor. Şimdiye kadar bize Türkiye'de her gün kamuoyundan ne deklare ediliyordu? Efendim bu PKK'yı biz yenemiyoruz, bu terör örgütü vasfından çıkmış, düzenli orduya geçmiş, Türkiye bunlarla mücadele edemiyor, masaya oturup müzakere etsin. Yok efendim. Türkiye bunlardan demek ki mücadele edebilirmiş. İki günlük bir terör örgütü bunları önüne katıp eğer buraya kadar sürdüyse Türkiye'nin profesyonel askerleri de terörle mücadele edebilirdi. Diğer taraftan bakıyorsunuz bölgede gidip o geçişleri kolaylaştırması gereken insanlar okul yapıyor. Ya Allah aşkına IŞİD orada yakıyor, PKK'lılar burada yakıyor. O zaman insan ister istemez soruyor. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Güneydoğu'daki vatandaşlarımız da bunu görsün. PKK terör örgütü. IŞİD'den o anlamda bir farkı yok. PKK'yı kutsayanlara buradan çağrıda bulunuyorum. PKK terör örgütü Kürt vatandaşlarımızın hamisi ise sınırdan geçişlerin kolaylaştırılmasına yardımcı olsun eğer böyle bir şey varsa veya sempatizanları. Ama PKK ne yapıyor? Oradaki askerlere taş atıyor. Okulu yakıyor. Oradaki bölgede gelen insanların karayalan diyor ki niye Türkiye sınırı açtı? Kobani'den sivilleri niye aldı diyor. Yani IŞİD orada onları katletsin diyor. Dolayısıyla da bu hadise ayna olmuştur aynı zamanda. İnsanların gerçek yüzünü göstermesi açısından da ayna olmuştur. Açılımcılara da bir ders olmuştur. Bir iki şimdi, ek vardı galiba yapacağım. Bir iki ek değil, benim de söz hakkım var. Var. Ne olduğunu bu tarafa geçeceğim. Size. Peki tamam. O tarafa niye şimdi sıra geldi? Ben de geldi tamam. Diye düşünüyorum. Ne yapmalı diye konuşuyoruz. Peki. Sanırım, değil mi? Şimdi birincisi bu Kobani'de ne olduğunu ve Kobani'nin ne olduğunu vatandaşların anlaması lazım. Kobani ile Suruç, Beşiktaş ile Ortaköy gibidir. Hatta daha yakındır. Suruç 100 bin nüfuslu, şu anda Kobani 300 bin nüfuslu. Amerika'nın en ünlü yoğurdunun adı ne? Bilmiyorum. Amerikan yoğurt piyasasının %40'ı bir orada Türkiye'linin elinde, Hamdi Ulukaya. Yoğurdun markası ne? Çobani. Buradan geliyor. Hamdi Bey bir Kürttür. Kürtlerin ister Türkiye'den git, ister Türkiye dışından git, hayatının bir parçası. Şimdi ben düşünüyorum. Ortaköy'de İslamcı teröristler benim akrabamı, amcamın oğluna saldıracak. Ben Beşiktaş'ta burada oturacağım. Sınır mınır tanımam. Şimdi psikolojik olarak bir Kürt'ün Kobani'ye İslamcı teröristlerin saldırdığında ne hissettiğini anlamak zorundayız. Sinan Bey, özellikle siz. İkincisi çok daha önemli. Merkezi devlet çökmüş. Düzen yok, nizam yok. O ortamda
Türkiye'nin Suriye sınırı en uzun sınırımızdır. 3 tane aktörün elinde olacak. Ya diktatör Esad, ya İslamcı terörist, ya laik Kürt. Bir Türkiye'li açısından yanıt bellidir. Bunu artık öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Artık hayır, konuşmayacağız. Üçüncüsü, Kürt dediğimiz insanlar Türkler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin asli parçasıdır. Türkiye kendi Kürtleriyle nasıl barışacak? Ne kadar çirkin bir dil. Türkiye kendi Kürtleri ne demek? Ben ne kadar bu ülkenin vatandaşı ve sahibiysem, bir Kürt o kadar bu ülkenin vatandaşı ve sahibi. Ama o doğru bir cümle, çünkü şimdi, yıllarca barışmadı, evet, Kürtlerle. Barışmadı olabilir, onun birçok nedeni vardır. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Artık bakın, AK Parti bunun sinyallerini vermeye başladı. Daha 4 gün önce Yalçın Akdoğan Hüseyin Yayman'a verdiği röportajda şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı gitmemiş daha, rehineler yeni gelmiş ve hala AK Parti'nin dili oturmamış. Birisi CIA diyor, biri müzakere diyor, biri diyor operasyon. Yalçın Akdoğan diyor ki, birincisi IŞİD'in sosyal bir tabanı var. Öyle IŞİD dediğiniz zaman illa teröristlerden, tamam terör örgütünü aldık ama yani Şiiler, Sünnileri o kadar itti ki IŞİD'in bir sosyal tabanı oluştu. İki, maceraya girmememiz gerekiyor. Üç, Şii ve Sünni çatışmasının parçası olamayız biz. Şimdi peki, ne kadar acayip bir kafa karışıklığı. Birincisi Suudi Arabistan saldırıyor. Senin Sünni Suudi Arabistan, Sünni IŞİD'e saldırıyor. Öyle bir Sünni-Şii çarpışması yok. Bugün düzeltmeler geldi. Cumhurbaşkanı gitti ve dedi ki IŞİD konusunda net olmamız lazım. Onlar teröristtir. Daha önce argüman sallanıyordu. Şimdi demek ki yapılması gereken şey çok basit. Birincisi, artık duygusal değil, rasyonel dış politika yapmamız lazım Bahtu Şekan'ın. Çok uzun bir süredir. Net bir tavır alındı mı Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde? Daha net tavır alamıyor. Şimdi birincisi, Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmesi yanlış. Katar emirini göndermiyor. Devlet başkanını, devletin başındakini göndermiyor. Başbakanın gitmesi gerekiyordu Dışişleri Bakanı ile birlikte. Neden? Cumhurbaşkanı Obama ile görüşmek istedi, randevu vermedi. Türkiye açısından kötü bir not. İkincisi, konuşmasında salon boş. Üçüncüsü, işi de destek olmadığımızı anlatıyor. Ya biz neden destek olmadığımızı dünyaya anlatmak ama zorundayız. Öyle bir algı var ya dünyada. Öyle bir algı olabilir. Senin vatandaşlarını kaçırmış. Yani. Sen orada neden savunma pozisyonuna gidiyorsun? O algıyı gidiyorsun? Yıkmak kötü bir şey o değil diyor ama. Ya o algıyı böyle yıkamazsın. Düşün ki daha geçen hafta petrol bidonlarıyla bilmem kendinizi gereksiz yere savunmaya, Türkiye devletini gereksiz yere savunma durumuna getiriyor. İkincisi, koalisyonlarda artık güvenilir aktör olmak zorundayız. Türkiye'ye insanlar güvenmiyor. Dünyanın 17. ekonomisinin devlet başkanı orada konuşuyor, Birleşmiş Milletler boş. Böyle şey olur mu? Ne hale geldik? Üç, bizim eğer rasyonel koalisyonlarda güvenilebilecek gücümüzü pazarlık yapabilecek pozisyona tahvil edebilirsek, ondan sonra Orta Doğu'da artık bir aktör oluruz. Peki bir şey söyleyeceğim. O salonun boş olmasını Türkiye'nin güvenilir olmamasına mı bağlıyorsunuz? Güçlü liderler dinlenilir dünyada. Bakın, o kadar korkunç bir durum ki, diktatör Esad'a Amerika Birleşik Devletleri haber veriyor. İran'la konuşuyor. Diplomatik ilişkileri yok. Ve bize kalkıp şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, o bile denmiyor. Kerry diyor ki tabii ki girecekler. Ya sana ne? Biz karar veririz. Meclisimiz tartışır. Cumhurbaşkanımız orada. Cumhurbaşkanı orada dinliyor. Şimdi bu bizi ne noktaya getiriyor biliyor musunuz? Birincisi, en büyük kartı baştan oynayamazsın dış politikada. Biz geri adıma düşmüşüz. İstihbaratımız yanılmış. Sizin başkonsolosunuz dahil 46 kişiyi silahla 31 kişinizi almışlar. Yani bu artık, yani uluslararası ilişkilerde bundan daha ötesi yok. Yani gel bari Suruç'tan al, Ankara'dan al yani. İkincisi, o bayrağı indirmişler, Türk bayrağını. Doğru mu? Senin milli egemenliğine kasıt var. O konsolosluk bizim vatanımız. Peki. Tamam. Şimdi demek ki geldiğimiz nokta şu. Bir, Kürtler konusunda artık AK Parti iktidarının net olması lazım. Bir taraftan elimde urgan olsa ben asardım derken, öbür taraftan MİT'le elbette müzakere olacak, siyasi eşitimiz o dediğiniz zaman insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ne diyor bunlar diyorlar. Artık net ol Kürtler konusunda. Kimse sana konuşma demiyor. MHP konuşma mı diyor? CHP konuşma mı diyor? Konuşalım. Ne konuşulacaksa bu süreç içerisinde ortaya çıksın. İki,
Bizim sınırımızı şu anda Kürtler koruyor. Biz koruyabiliyor muyuz? Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir ilçemizin meydanı havaya uçuruldu. Hala sorumluları belli değil. Üçüncüsü, artık rasyonel, ekonomiye ve refaha dayalı dış politika yapmanın zamanı geldi. Orta Doğu'nun hamisi olacağız, banisi olacağız, hizmetkarı olacağız. Duygusal çıkışlar. Ne oldu? Orta Doğu'nun hakemlerinden biriydik. Birbirleriyle konuşmayan insanlar bizim kapımızı çalıyordu. Orta Doğu'nun hakimi olacağız derken dış politikamız başkalarının mahkumu oldu. Şimdi demin Öral Çalışlar demişti ki oradan oraya döneceğim zaten. Aslında bu rehinelerin yani güzel bir şekilde burunları kanamadan kurtulması Türkiye'nin bölgedeki gücünü gösterir gibi bir cümle. Yanılmıyorum değil mi? Öyle ya, başlamıştınız. Yani, bu çizilen tablo tamamen ters bir tablo. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin güvenilirliği, Cumhurbaşkanı'nın orada konuşurken salonun boş olması? Birkaç noktadan bahsetti Koray Çalışkan. Ya şimdi Türkiye tabii ki büyük dünya devletleriyle bu boyu ölçüşecek güçlü bir devlet değil. Yani ne Amerika'yla ne Avrupa'nın büyük ülkeleriyle böyle bir iddiası da yok. Ama bölgede başından itibaren belli siyasetlerin savunucusu. Bu belli siyasetlerinde neler olduğunu biliyoruz işte. Yani baştan Maliki yönetimine itiraz etti. İkincisi Esad'ın bu yıkılmaması konusundaki siyasete muhalefet etti. Mursi'nin devrilmesine muhalefet etti. Yani Türkiye'nin belli etik ve siyasi tutumları var. Bu siyasi tutumlar kendi içinde bir bütünlük. Bunlara ilave olarak esas şu anda bizim Türkiye'nin temel problemlerinden biri Kürt meselesi. Kürt meselesi şimdi tabii yalnızca İç mesele olmaktan çıktı, sınırlarımıza dayanan başka bir mesele haline geldi. Şimdi burada bence hala hükümet tutuk davranıyor. Yani ben Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından da görüyorum. Yani şimdi silah desteği verilsin dendiği an Kürtlerin eline, PKK'nın eline geçecek bu silahlar ifadeleri hala kullanılıyor maalesef hükümet tarafından. Halbuki Suriye'deki Kürtler aslında esas olarak büyük çoğunluğu, Orhan Miroğlu daha iyi bilir, bunların hepsi eski Türk vatandaşları. Hı hı. Hatta o yüzden Suriye'de vatandaş olamadılar yıllarca. Ve hala birçoğu vatandaşlık kimliğini kullanamıyor. Benim amcalarım orada yani. Evet. Yani onların hepsi Türk vatandaşı. Çoğu Türkçe konuşuyor. Zaten sınırdan geçenlere dikkat ederseniz bir sürü insan Türkçe konuşuyor. Şimdi Türkiye'nin bu Kürtlerle ilgili ön yargılarını veya tutukluğunu üzerinden atması gerekiyor. Çok ciddi bir noktaya geldi. Ve ben bu açıdan... Sınırdan geçişlerin mesela durdurulması lazım diyor Sinan. Ama siviller için söylemiyor Sinan Bey zannediyorum. Sınırlarımız denetim altına Türkiye oraya katılıyorum geçmişim. Ama siz tabi terörist derken PKK'dan bahsediyorsunuz. Silahlı grupların. Değil yani, mi? Evet. Yani onu da hatırlatalım esas, yani. Evet. Esas bahsettiğim Avrupa'dan ve Türkiye'den Hacı Bayram'dan örneğin gidip orada savaşan insanları durdurmak lazım. Evet. Şimdi ikili PKK'lı teröristlerin geçişini durdurmak lazım. Evet. Yani. Şimdi, özellikle hatırlatmak istedim ikili, belki oradan. Bir evet. Dışarı çıkanlar var, bir içeri evet. Girenler var. Evet. İçeri girenleri Türkiye kabul ediyor. Doğru da yapıyor. Bu konuda bence şeye de dikkat etmek gerekir. Yani ciddi bir milliyetçi kışkırtma da var bu konuda. Özellikle gelen mültecilerle ilgili. Yani ben kendi çevremden görüyorum. Yani neredeyse bütün öfkesini ve sıkıntısını Suriyeli mülteci vatandaşlara yöneltmek isteyen yeni bir birikim oluşuyor. Buna karşı hepimizin dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor. İki, şimdi tabii Kürtlerle birlikte bu mesele belki de daha fazla artacak. Çünkü 200 bin Kürt de gelince... Usuruç kapısından ve Kobani'den. Suriyelerle ilgili sorunda biraz hükümetin ya da yerel yönetimlerin de hatası olduğunu düşünenlerdenim. Şöyle ki düzeni oturtmak gerekiyor galiba gelenler ama arasında. Şimdi dolayısıyla düzen oturmadığı kolay, için dediğin, çok zor olduğunu yani farkındayım. Yani 2 milyon nüfusun tabii. Bir anda bir ülkeye hiçbir işi gücü yok. Parası pulu yok, mesleği yok, dili yok. Böyle bir 2 milyona yakın insan gelmiş. Yani bunun altından kalkmak aslında burada uluslararası güçler Türkiye'ye çok zaten tampon kötü. Bölge de bu yüzden çok zaten bu yüzden konuşulmaz yani. Mı tampon bölge? Tampon bölge zaten yani tampon bölge dediğin şey aslında biraz da şu andaki de biraz tampon bölge gibi Suriye sınırındaki kamplara baktığımız zaman 1 milyon 200 bin kişinin yaşadığı söyleniyor orada. Orası Türkiye'nin içinde işte. Türkiye'nin içinde. Yani onun dışında veya içinde olması çok fazla şeyi değiştirecek olduğunu zannetmiyorum. Bütün mesele şu. Burada 2-3 tane temel problem var. Bir, Türkiye Kürtlerle ilgili meselede artık kafayı netleştirmeli. Burada bence hala tutukluk var. Hala ne yapacağına ilişkin çekinceler var. Mesela diyor işte silahlar PKK'ya gidebilir, gitmeyebilir. Şimdi bunları aşmak gerekiyor.
burada Aslan Cumhurbaşkanı o konuda bir açıklama yaptı biliyorsun. Yaptı ama hala bence bir tutuk bir şey var hala. PYD'ye gidebilir silahlar. Önemli olan bizim için IŞİD'in eline gitmemesi falan. Dediler. Şimdi mesele silah bulamamak burada, değil ki. Yani savaşın olmaması o silahlar nedeni, bir işe yaramıyor. Yani bulunan silahlar bir işe yaramıyor. Silah, tanklar var öbür tarafta. Savaşmak istediğin zaman yani bulunacak en kolay şey. Şimdi burada ağır bence esas temel mesele şu. Türkiye'nin başından itibaren bence doğru davrandığı hikaye bir toplumsal mesele. Yani artık bölge dinamitlendi ve Irak'ın işgaliyle başladı bu her şey ve Irak'ın işgali üzerine yaptığımız tartışmaları hatırlamayanları hatırlatmak isterim. Yani bu bölge Vietnam'a dönecek demiştik. Biz o zaman itiraz etmiştik. Amerika gelip bütün burada düzeni kuracak diyen bizim şu andaki birçok arkadaşımız, köşe yazar arkadaşımız da destek oldular o işgale ve onun birinci kırılma noktası budur. Irak işgalidir. İki, bence şimdi hala Amerika ve Batı durumu kavramış değil. Yani zannediyorlar ki IŞİD'e yukarılardan bombaları attıkları an IŞİD kırılacak ve iş çözülecek. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bölgenin bütün sosyal atmosferi, sosyal zemini, sosyal düzeni, sosyal kompozisyonu alt üst oldu. Bütün burada yeni baştan çok ciddi sosyolojik, siyasi, toplumsal analizlere ve toplumsal davranışlara bence Türkiye bu açıdan en sağlam ülkelerden biri hala. Bu konuda olumlu yönde rol oynayabilecek. Çünkü Batı demin anlamıyor. Demin önemli noktalarda eleştiriler getirdi Koray Çalışan. Dış politika daha rasyonel bir dış politika lazım artık dedi. Duygusal değil, mesela rasyonel, ekonomi temelli. Duygusal gitmemek gerekiyor dedi. Almanya nasıl yapıyorsa, Güney Kore'yi nasıl yapıyorsa öyle bir dış politika yapacağız. Şimdi tabii yani Almanya'nın yaptığı gibi yapabilmek güzel de bu bölgede şimdi sınırınıza 1-2 milyon kişi dayanmış. Almanya'nın sınırına dayansa nasıl yaparlar bilmiyorum. Yani Almanya çok zengin bir ülke olmasına rağmen bununla nasıl başa çıkabilir Türkiye? Şimdi orada insani tepki vermek zorundayız. Suriyeliler onurlu ve güzel insanlardır. Komşularımızdır. Elbette alacağız. Başımızın üstünde yeri var. Benim başka söylediğim bir şey değil. Benim söylediğim o değil. Oral Bey, benim söylediğim o değil. Benim söylediğim şu. Duygusal olarak bizim yapmamız gereken şey şu. Duyguları bir tarafa bırakacaksın. Ya duygu da olacak. Akılla gideceksin. Sen Mısır'la ilişkini koparmışsın. İsrail'le ilişkini koparmışsın. İran'la yürüyen bir ilişkin yok. Bu Orta Doğu devletleri içerisinde en güçlüsü, en deneyimlisi, bütün bölgeyi yönetmiş insan biziz. Kimse bizi dinlemiyor, kimse bize danışmıyor. Ya daha önce dinliyorlar mıydı Allah? Elbette. Nereden dinliyorlar? Elbette. Ne çok başa size bir örnek vereyim. Şekerini arabayı yüzü dediğimiz çok, zaman mıydı? Ve Talabani, Barzani ve Talabani kavga ettiklerinde o süreci, barışma sürecini kim yürüttü biliyor musunuz? Osman Korutürk yönetti. Kimdi peki o sürecin başında? Özal vardı. Bu konuda kimdi? Yani bak bu dönem canım buradayız. Bu direkt konuda Osman Türkiye, Korutürk'ü hemen arayalım. Bu konuda Türkiye'de son dönemde en başarılı siyaset izleniyor Kürt meselesinde. Hiç şimdiye kadar ben 40 senedir Kürt meselesi dış politika 50 değil senedir ama bak şimdi ben dış şuna değil, 15 sene siyaset önce şuna şahitim. Gazete manşetlerinde dansöz Talabani, dansöz Barzani diye manşetler atılıyordu bu ülkede. Postal öpücüler. Postal öpücüleri diye. Kim yapıyordu bunu? 2014'te kim yapıyordu bunu biliyor musun? İç politikadan bahsediyorsunuz. Dış politika. İşte bizim Kore siyasetimiz ne olacak? İşte, Mısır siyasetimiz. Kürtlerle Kürt ilişkisi. Kürt meselesi bir dış Kürtlerle politika meselesidir. Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında şu an bence şimdi, bu ilişkilerin dış politika boyutu var. Kürtler Türkiye'nin asli unsurudur. Türkiye Kürt meselesinde şimdi bunu yani bazı şeyleri kabul edelim. Türkiye Kürt meselesinde çözüm süreciyle birlikte çok başarılı bir adım attı. Dış politika değil bu efendim. Kabul edelim diyorsunuz. Dış kavramlar birbirine karışıyor. Dış politikayla da çok bağlantılı. Bağlantılı. Her tabii şey birbirine Irak'la, bağlantılı. Irak'la, ya bugün Irak'la ilişkiler politikayı kategorik olarak Oral Bey çözüm süreci dış politika değildir lütfen. Çok rica ya ediyorum. Kavramlar girmesin artık bu kadar var, birbirine. Var. Bu kadar mı karışık ilişkili, yani her şey? İlişkili efendim. İlişkili. Demin şunu ya söyledim. İlişkili bak, değil ilişkili tabii ben ki. Tabii ki ilişkili. İlişkili değil ya, Kuzey Irak'ta Kürtler yaşıyor. Suriye'de Kürtler çözüm yaşıyor. Onlarla ilişkisi var. Nasıl alakalı değildir. Nasıl ya değil? Nasıl bak, ilişkisi olmaz? Dış politika değildir çözüm süreci. Nasıl ilişkisi olmaz? Nasıl? Ben ilişkisi var diyorum. Niye nasıl olmaz? Ya ilişkisi var. Evet, evet. Dış politika diyorum konuşuyoruz. Çözüm süreci başarılı bir şey. Dış politikada ne yapmak lazım? Dış politika konusu ki yani şu an 35 milyon Kürt şu an Lozan'ı konuşuyor ya. Nasıl dış politika meselesi değil? Kürt meselesi evet tam da bir dış politika meselesidir. Evet doğru. Koray Bey'in söylediği haklı. Yani çözüm süreciyle sınırlarsak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Kürtlerle alakalı bir şey gibi tahayyül eder düşünürsek
öyledir. Ya, ama öyle değil. Demin ben bir şey söyledim. Dedim ki buraya geliyor insanlar. Hastalarını, işte yakınlarını, eşlerini, çocuklarını bırakıyor ve bin kişi toplu olarak sınırın öbür tarafına geçip savaşmak istiyor. Şimdi Sinan Bey demin dedi ya, yani bu geçişleri evet, şey yapmak ondan lazım. Ama bu insanlar aslında, evet, ama bu insanlar silahlı gidenler insanlar değil. Bunlar Kobaneli insanlar. Yani Suriye'nin yurttaşı insanlar. Eğer Suriye kaldıysa ortada. Onlar geçiyor zaten. Anladım da. Geçiyor, hayvanlarını işte bu çok, getiriyor. Ama bu çok orada sorun yok. Hepimizi düşündürmeli mi? Türkiye'den yani insanların, gençlerin oraya savaş çağrısı, yarısının bir gün gidip orada savaşacağını düşünmemiz lazım. Dolayısıyla büyük bir meseleden bahsediyoruz. Ben söylemek istediğim bu. Kürt meselesi Türkiye'de artık yeni yüzyılda Türkiye'nin iç koşulları ve işte iç politika dinamikleriyle izah edilebilecek bir mesele değil artık. Zaten olsa hükümetin zaten bir çözüm programı var. Abdullah Öcalan da o çözüm programına iyi kötü işte şey yapıyor, mutabakat veriyor vesaire. O zaman biz niye yani Rojava'yı konuşalım? Niye Ankara şimdi o başka bir şey. Şimdi bir, bu söylediğiniz neden doğru biliyor musunuz? IŞİD laik Türklerden de, laik Kürtlerden de nefret ediyor. Hepimizin kafasını kesmek doğru, istiyor. Doğru tabii. Net duracağız. Doğru mu Sinan Bey? Şimdi bu dış politikadır. Ama Türkiye'nin çözüm süreci iç politikadır. Dış politikada ne yapacağız diye sorduğumuzda bir, Orta Doğu siyasetimiz ne olacak? Hepsini söylüyoruz. Avrupa Birliği evet, siyasetimiz onlara cevap verecek. Amerika peki, bir dakika. Bir Ali Bekirci bir ek. Evet. Sadece Türkiye'nin iç politika meselesi olsaydı 2009'da başlayan şey 2014'e kadar çoktan bugün olduğu seviyenin çok daha fevkinde bir noktaya gelmiş olurdu ama Irak, Suriye derken çözüm sürecini sekteye uğratan bir hani özellikle PKK denen yapının örgütün Suriye'ye endeksli bir tavrı oldu ve bu her fırsatta açılımı, çözüm sürecini sekteye uğratacak bir mızıkçılık havasına Aynen. girdiler. Öyle değil mi? Yani çözüm süreci çünkü, sadece bizim iç meselemiz olsaydı onlara, şimdi çoktan işte silah çözülmüştü. Denilemiyor. Yani bu çok açık. Yani niye denilemiyor? Yani yarın müzakere edildiği zaman PKK'ye silah bırak diyebilir misin? Diyebileceği şey şu. Suriye'den bahsettiler asla düşünemez. Dış politikaya devam edelim. Şimdi evet. Birincisi, Türkiye Irak'ta Maliki yönetimine itiraz etti. Evet. Haklı mıydı, haksız mıydı? Haklıydı ve şimdi yeni yönetimle de uzlaşma içinde ve daha makul bir ilişkiyi kurdu. Buna niye döndük? Rasyonel değil dediği işte, için Kur'an Çalış. Onu yani hatırlatalım tekrar. Amerika peki. kabullendi Maliki konusunda. Evet. Türkiye itiraz ediyordu başına. İki, İsrail'in Gazze saldırısına Türkiye karşı koymasın mı? İtiraz etmesin mi? Mısır'daki darbeye karşı koymasın mı? Mısır'daki darbeye karşı çıkmasın mı? Bunlar yanlış i̇şte tam perspektif bu. Peki. Yani bu tamamen duygusal çıkışlar. Birincisi... Ya nasıl duygusal? Hemen açıklayacağım. Bu hemen açıklayacağım. Etik, siyasi duruşuyla ilgili. Oral Bey, nasıl duygusal? Oral Bey, hemen açıklayacağım. Aynı anda konuşuyorsunuz. Açıklayacağım diyorum, dinlemiyorsunuz. Duyguyla bir alakası yok ki. Yok ki böyle bir şey. Duyguyla ne alakası? Mesele şudur. Birincisi, siz Esad'ın diktatör olduğunu söylersiniz, Esad'ın rejimini değiştireceğim diye tutturmazsınız komşunuzun. Bu bir. Gerçekleri söylemek demek, o gerçekleri konuştuğunuz aktörlerle ilişkileri koparmak demek değildir. Ne oldu? Sisi ile şimdi kim görüşecek? Görüşecek tabii ama darbeye karşı... Biz ne yapacağız? Orta Doğu'da 4 kişi yani? Yaşıyorsa, biri Mısır'da ya yaşar, kardeşim, biri İran'da yaşar, kardeşim, biri Türkiye'de gelirse olur. Rejimine sorununuz yoksa bırakın. Darbeye karşı çıkmasa mıydı? Yapılması gereken şudur. O darbeyi... İnsaf yani. O darbeyi... Yani. Çok basit. Darbeye karşı çıkmasa mıydı? Darbeye karşı çıkarsın. Darbenin yanlış olduğunu Amerika da söyledi. Söylemedi mi? Amerika'nın ilişkileri... Amerika'nın darbe demedi ya. Yol verdi. Bu kadar basit. Yol yani verdi. Şu anda yalnız başına orada oturup 17. ekonomiyi yönetmeye kalkıp bomboş Birleşmiş Milletler'e mi konuşmak gerekiyor? Rasyonel dış politika şudur. Birincisi, Türkiye insanının çıkarlarını gözetirsin. Ben bu ülkenin milli gelirini nasıl 20 bin dolar yapacağım? 11 bin dolardan 10.600'e düştü. En son dolardaki oynamadan sonra. 10 yıl önce ne kadar onu da söyleyin o zaman. Büyüme durdu. Ali Babacan bile AK Parti'nin ekonomi politikalarını kendi yapmamış gibi eleştiriyor. İnşaatla bu iş yürümez diyor. Kendisi endüstri mühendisi. Tamam. Endüstri yapmak, endüstriye Koray şey Bey, yapmak gerekiyor. Şunu da söyleyin diyor. O zaman. AK Parti iktidarında milli gelir, kişi başına düşen milli gelir nereden nereye gelmiş? Son bir yılda da atıyorum. Nereden nereye düşmüş? Ben size hemen söyleyeyim. AK Parti iktidarında iki tane ekonomik dönem var. Bir ilk dönemi. Bu derviş reformlarının yanıt vereyim mi yoksa buyurun, dinliyorum derviş hemen. Reformlarının uygulanmasıyla olan
Bir de ikinci dönem var. İkinci nesil, yani yeni nesil reformların olmadığını. Son 3 senede, hanımefendi, siz sordunuz, size anlatıyorum. Son 3 senede ortalama 170 dolar biliyor Türkiye ekonomisi. 15 bin dolara çıkması için çeyrek yüzyıl. Şampiyonlar Ligi'ne son çıkması sene, için 170 yıl beklememiz gerekiyor. Yaşanırken, hayır efendim, ortalamada ekonomik gerilemesi haliyle Türkiye'de büyüme rakamı. Ama sorunuzu bilmiyorsunuz. Bakın, tek parti iktidarları içerisinde ekonomik büyüme açısından en kötü iktidar AK Partisi'dir. Bütün ortalamalarında altındadır. Bu kadar basit. Bunu Ali Babacan da söylüyor. AK Parti de biliyor. Yani gülmenize ne gerek yok. Ne diyor Ali Babacan? Ampirik bir gerçek ne bu. Ne diyor Ali Babacan? Ampirik bir en gerçek. En kötü tek parti iktidarlarının en kötüsü AK Parti. Ekonomik büyüme açısından en kötüsüdür Cumhuriyet Tarihi. Konu biraz dağılıyor zaten. Yok hayır bunu. Ekonomiye konuşmaya geldiysek ekonomi konuşalım. Yok ekonomi mevzusunu Koray Bey açtı. Politikadan ekonomiye kadar geldik dönelim. Şimdi biz IŞİD'e ve dış politikaya. Buyurun size söz verelim. AKP'nin en büyük hatası nedir biliyor musunuz? Bizden habersiz Orta Doğu'da yaprak kımıldamaz diyor. Ama konsolosluğu basılıyor. Dünyadan haberi yok. Libya'daki başkonsolosluğumuz bütün... O kadar çok aynı şeyi tekrar ediyorsunuz ki yani. Anlamayanlara tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Ne yapalım yani? Anlamayanlara tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Dinleyiniz, ben sizi sabırla dinliyorum. Ne yapıyor? AKP dış politikayı iç politikaya malzeme yapıyor. Dış politikayı iç politikaya malzeme yaptığınız zaman kendinizi öyle keskin bir noktada bulursunuz ki. Ne diyor Alçalışlar biraz önce? Darbeye darbe demese miydi yani? Dedi. Oraya mesela. Tam oraya evet, geliyor. Tamam. Mısır konusuna geleceğim. Tamam, evet. Mısır konusunu o kadar çok iç politika meselesi yaptı ki şimdi Dışişleri Bakanı'nı gidip görüştürmek zorunda kaldı. Kendinizi o kadar bağladınız ki, Mısır'ın o kadar çok iç işlerinde oldunuz ki elbette orada bir darbe yapıldı. Demokrasiye darbe vuruldu. Ama Türkiye Mısır'da bir iç politika aktörü değildir. O gücü kendinize görüyorsanız o zaman Mursi'yi yeniden getirin Cumhurbaşkanı yapın. Ama yapamayacaksanız eğer Türkiye'nin çıkarlarını bu kadar iç politikaya malzeme etmeyin. Esad'ı o kadar çok devirmeye Türkiye odaklandı ki ya öyle bir gücün varsa dedi. Halep'te namaza gidiyorlardı. Emevi Camii'nde cuma namazına gidiyordu 3 haftaya. Ne oldu? Şimdi Esad'ın ortağı YPG'ye Türkiye üzerinden silah gidiyor. Siz Suriye'yi ziyarete gitmek Türkiye'nin iç milli çıkarlarına uygun bir şey midir? Yani niye öbürküsü tersine olsun? Yani darbeye karşı kendiniz o zaman bu kadar bağlamayacaksınız. Yani Türkiye'nin itibarı dünyada değil, Türkiye'nin itibarı diye bir şey var. Bu memleketin bilakis, itibarını iç politikaya malzeme edemezsiniz. Türkiye'nin itibarı. Türkiye bugün kalkacaksınız yüksek perdeden. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kalkıp sayacaksınız, söyleyeceksiniz. Ondan sonra da adamın ayağına gidecek. Birleşmiş Milletleri eleştirmiş Türkiye'nin tek ülkedir ve bu çok değerli vardır, bir şeydir. Hanımefendi. Türkiye dediği söze güvenilir ülke olmak zorundadır. Türkiye bir ülkeye tavır koyuyorsa gereğini yapacaktır. Eğer Türkiye o Esad oradan gidecek diyorsa gidecektir. Ama Esad oradan gidecek diye akşama kadar nara atacaksınız. Şimdi Esad'ın ortağı PYD ile ortak iş çevireceksiniz. Öyle olmaz. Bakınız bütün bölgede roller değişiyor. Bu Amerika'nın tavrıyla ilgili bir şey. Esad'ın orada olması, gitmesi, Amerika'nın tavrıyla ilgili bir şey. Dış politikanın aktörleri değişiyor. Amirli'de İran'la ABD ortak operasyon yapıyor. Bölgede dış aktörler dünün düşmanları Türkiye'nin tavrı Mısır'da değişmiyor ama yani Türkiye'nin tavrı değişmiyor. Öyle bir bağlıyorsunuz ki Mısır'da karşı darbe mi örgütlemesi gerekiyordu? Ama öyle bir arada ses duyulmadı onu söylemenin. Tam tersini söylüyoruz. Darbeye karşı çıkmak ayrı şeydir. Bütün her şeyinizi buna bağlamak ayrı şeydir. Her şeyini niye Türkiye'nin dünyada büyük elçisi kalmadı. Türkiye'nin geri çağırmadık büyük elçisi kalmadı Allah aşkına. Mısır'da büyük elçimiz darbeye darbe dedi. Darbeye ben de darbe diyorum. Darbeye darbe diyeceksiniz. Etti yani. Ama Türkiye'yi o ülkelerin iç politikasında birer aktör haline getirmeyeceksiniz. Bunu da iç politika kaygısıyla yapmayacaksınız. Yani böyle olup olmadığını Orta Doğu'da. Mısır'da öyle diyor. Hanımefendi. Mısır'da öyle diyor. Mısır'da sokakta eskiden ben 2 sene yaşadım Mısır'da. Biliyorum Mısır. Evet, Mısır çıkarsamalarınız harika sizin. Teşekkür ederim, sağ olun bunu düşündüğünüz için. Ben Mısır'ın köylerinde İhvan'ın yanında kaldım mesela.
Tamam. Evet. Öğretmenler orta sınıf hareketidir İhvan. Öyle yani bir sürü insanın düşündüğü gibi yoksulların işte zengin İslamcıların peşinden koşması değil. Türk olduğunuzu söylediğinizde ister İhvan'dan olsun, ister laik daha üst sınıf elit Mısırlılardan olsun, ister de İhvan geleneğine uzak duran Sufilerden olsun. Herkes, aa bizim ailemizde de Türk var, ne kadar güzel, ben de Türk'üm, şöyleyim böyleyim bilmem. İnanılmaz mutlu, inanılmaz gurur duyan Türklerle bir toplumdu. Yarısı bizden nefret ediyor, yarısı konuşmaya çekiniyor şu anda. Yani Orta Doğu'nun bahanesi efendim? Yani siz bu iki yıllık hatıranızdan sonra bir daha gittiniz. En yani son, bizden nefret ettiklerini öğrendiniz. İki yıl daha sokakta mı yaşadınız? Sokakta yürüyemiyorsunuz. İlk kez gizledim yani, Türk olduğumu. Yani iki yıllık gözlemlerinizi anlattınız da. Yani bu son... Yani 15 yıldır gidip gelirim. Gidip geliyorsunuz. Yani sokakta evet. Gözlediniz. Herkes bizden nefret ediyor. Yarısı. Koray Bey, yani, biz ama de gidip siz geliyoruz. Bizi işte bilime falan yani, davet ettiniz. Siz bilim insanısınız. Rapsadanın iki kişi, antihvancı. İşte Orhan Bey, siz orada kaldınız. Hayır, orada kaldınız. Hemen yanıt vereyim size. Bir de farklı siz oradan çıkamıyorsunuz. Mesela siz ben size bahsedeceğim. Buna karşı mısınız? Şu anda hayır. Layık Orhan Bey, çünkü bahsedeceğim Orhan Bey, değil. Orhan Bey. Çünkü siz... Aa, dinlemiyorsunuz. Hayır, böyle misiniz? Ama hep sizi mi? Ben öyle dinleyeyim. Biraz da siz dinleyin. Biraz da siz dinleyin. Soru sordu. Cevap verin. Hayır, biraz da siz dinleyin. Dinlediniz. Hayır, ben de sorayım. Ben de sorayım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dinleyelim hemen cevap verin. Ben dinliyorum zaten sizi. Soru sordunuz. Sorunuza yanıt verin. Orhan Bey, soru sordunuz mu bana? Cevabını vereyim. Bana somut bir şey söyleyin. Somut yani bir şey söylüyorum size. Şu araştırmayı biraz yaptım önce, bir bilim adamı. Biraz önce. Bilim gittim şöyle olmaz mı? Televizyon. Çok basit. Hemen size yanıtını vereyim. Çok biraz basit. Önce söylediğim çok şey. Çok basit değil söylediğiniz bir şey. Bilimsel makale değildir. Biz çok bilimsel basit değil. Bir halkın yarısının Türkiye'den nefret ettiğini söylüyorsunuz. Ve bir bilim insanısınız. Aa, çok siz basit. Siz sorduğunuz de... soruyu dinleyemiyorsunuz. Hayır söylediğiniz bir şey yok. Buyurun anlat. Lafı dolanıp durun. Buyurun anlat. Siz bazı rejimine de karşı değilsiniz anladığım kadarıyla. Mesela siz diyorsunuz ki rejimle niye Türkiye rejimle ne alakası var? Siz Bağız rejiminin Suriye'de yaşamasını istiyor musunuz? Esad gitti, rejim kalsın ama değil mi? Çünkü kendi siz, kendinize yanıt veriyorsunuz sorularınıza. Siz bütün çok bu meselelere, Ortadoğu'daki bütün meselelere değil. Benim anladığım kadarıyla, sizi ben tabii ki okuyorum, izliyorum. Siz gerçi yani beni bu kadar hani izleyen falan gibi görmediniz demin de. Ama ben sizi, bütün yazılarınızı falan okuyorum. Siz bütün bu meselelere, Bağız rejimine de, Esad'a da Kemalist gözlüklerle bakıyorsunuz. Peki şimdi ve Kemalist gözlüklerle baktığınız sürece Orhan darbeye Bey. De darbe diyemezsiniz siz. Tamam. Sordunuz ondan ya sonra şimdi dersiniz bunları alt alta geldi. İki sene önce Türkiye evet. Çok iyiydi diyen insanların yarısı Türkiye'ye düşmanlık duyuyor. Değilim ve duyalım cevabı. Yani. Bir sürü eleştiri geldi. Bir bilim onları adamı da yakışmaz evet. Yani. Yani bir bilim adamı olarak sokakta dolaşırken mi anladınız? Nasıl sokakta dolaştınız mı gördünüz? Yarısının bizden nefret ettiğini. Öyle Orhan sorayım Bey'den, en azından. Orhan Bey'den biraz bana bir Arap şöyle demişti. Lütfen bakın, lafınızı unutmayın. Dört tane soru sorayım hala dinleyemiyorum. Ne anlatayım kendisine? Beyefendi. Demişti ki Türkiye'nin sözü. Bir saniye bir saniye. Nasıl bir saniye? 10 dakikadır soru soruyorsunuz. Bir tanesine yanıt vereyim. Hayır bir dakika. Peki ben hadi ona da bir dakika. İzninizle sonra konuşurum. Estağfurullah. Şöyle demişti bana. Demişti ki bugün Mısır'da sakatatçılara gittiğiniz zaman kelle alacağınız zaman iki tane Türk ver falan diyorlar. Ben buna inanmamıştım tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkleri aşağılamanın bir yolu Orhan Bey, olarak. Bir saniye yani, dedim. Tekrar başladı tebliğiniz. Sorularınıza bir yanıt vereyim mi? Evet. Mısır tamam. Halkının yarısının Türkiye'ye düşman olduğunu tamam. Öğrendim. Soruyu, buyurun şimdi. Bir dakika. Buyurun. Hangi etkilerin? Orhan Bey sinirleriniz bozuldu. Duyalım. Dinleyemiyorsunuz. Ama yani. Sorularınızı yani, sordunuz. Dinleyin. Tamam bir dinleyelim. Yani. Bir dinleyeyim. Tamam. Dinleyin. Buyurun. Tamam, şimdi. Birincisi Orhan Bey'in yaptığı hata şu. Biraz önce söylediğim şey izlenimsel bir sonuçtur. Bilim insanı gibi burada akademik makale sunmuyorum. Orhan Bey bunu anlamıyor. Ya bir halkın bilimsel, yarısının Orhan Bey, bir ülkeye düşman olduğunu söylüyorsunuz. Dinleyemediğiniz ya, için anlamıyorsunuz. Dinleyiniz lütfen. Evet, yoksa susacağım ve konuşmayacağım. Peki buyurun tamam. Peki, tamam. Yeter artık ama 5 tane soru tamam, soruyor buyurun. Bir tane dinlemiyor. Tamam. Şimdi birincisi bilim insanları izlenimsel olarak burada konuştuklarında bilimsel tebliğ sunmazlar. Tamam. Bilimsel makale burada sunulur. Böyle makalelerde, kitaplarda biz bilimsel tebliğimizi sunarız. Kamera karşısında hepimiz eşitizdir. Fikirlerimizi söylüyoruz. Bu bir. İkincisi, Mısır konusunda izlenimleri paylaşırken insanların sokakta
bize dair izlenimlerinin nasıl olduğunu söylediğinizde onun arkasından bir araştırma yapmış gibi empirik gerçeklik aramazsınız. Ben öyle görmedim dersiniz. Ama sizin ben doğru görmedim dersiniz. Yarısı dediniz. Üçüncüsü. Mısır'ın esas yarısı rejimi, Türkiye'ye düşman Orhan dediniz. Bey dinleyiniz. Neyi dinleyeceğim? Yani bu demagojik bir şey. Bu programda birbirimizi dinlemek durumundayız. Tamam da ama ben sorduğum soru bu değil ki. Siz şöyle dediniz. Bakın ben bunu beyefendi, sinirleriniz sinirlerime hakimim. Nasıl dediniz hakim ki ben sokakta Mısır halkının yarısının, şimdi de diyorsunuz ki izlenim. Bir bilim adamı şimdi, bu izlenimden yola peki, çıkarak ben şöyle araya bir gireyim. Ülkenin yarısı bir ülkeye düşmandır diyemez. Dememeli. Bu da böyle diyemez peki. Demin Ali Mekökçe bütün bunları konuşurken. Peki bir dakika. Biz bunu konuşurken Ali Mekökçe dedi ki ben de. Öyle bir izlenim edindim dersiniz ama Mısır'ın yarısı Türkiye'ye düşmandır demeniz için. Moderatörü susturmayın bari. Lazım. Bir bilim insanısınız. Peki demin Ali Mekökçe dedi ki ben de diğer yarısına mı rastladım o zaman dedi. O da mesela, diğer yarısına mı rastladım? Der. Ben ona şimdi, yanlış bilimsel hayır, değil şöyle böyle demiyorum bir ki. Bir hüküm cümlesi kurmak yanlış yani. Orhan Bey'e katılıyorum. Yani evet rastladığınız insanların bir kısmı Türkiye'ye ilişkin negatif yorumda bulunur. Bir kısmı da tam tersi. Bunu bu şekilde ifade edersiniz. Bunu bu şekilde ifade edersiniz. Sorun da burada zaten. Türkiye, ama Mısır'ın, buradan yola çıkarak Türkiye Mısır'ın yarısına hitap eden bir ülke olmamalıdır. Evet, Türkiye doğru. Suriye'nin bir tarafıyla iş tutan ülke olmamalıdır. Doğru. Türkiye bölgede büyük bir ülkedir. Türkiye'yi bölgede birilerinin tarafı haline getirmemelisiniz. Orada darbe mi yapılmış? Türkiye diplomatik kanallardan buna itirazını bildirmelidir. Türkiye orada bir sıkıntı mı var? Orada Türkiye çözücü olarak orada olmalıdır. Ama muhaliflerle iş tutup iktidarı devireceğim Sinan, sevdasına girip Bey, sonunda da bu iktidarı deviremezse şeyler, yarın öbür gün Esad'la beraber aynı masaya oturturlar adamı. Payı olan nasıl ki bugün sizinle aynı masaya. Bakınız. Bir, büyük Halim bir hareket var. Ama ben zaten konuşuyorken siz lafa girdiniz. O yüzden bana da hak doğuyor. Nasıl ki bugün Amerika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sisi ile aynı masaya oturttular. Yazıyorum buraya. Yarın da sizi Esad'la aynı masaya oturturlar. Bu büyük devlet geleneği değildir. Sinan Bey, ben ona itiraz ediyorum. Bunlar olabilir şeylerdir. Bir yerden yere vururuz. Bakın, oturanı da oturdu. Oturdu olana yanlış bugün diyemiyor. Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'le Erdoğan ve Sisi aynı masadaydı. Ya ona da fotomontaj demeyin Allah aşkına. Aynı masada oturdular. Montaj. Size bir masa değil. O da montaj. Oturan yok ya. Ama büyük konuşup sonra gidip masasında oturmayacaksınız. Kusura bakmayın. Bakın, ama diplomasi askeriler böyle bir şey Allah değil. Allah Allah neden böyle bir şey 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinde Türkiye'yi Batı'nın tecrit etmesini ve darbeye tavır almasını istedik biz. Cezaevlerindeydik çünkü o zaman. Dedik ki Batılılar ey tanımayın bu devleti. Etmeyin de bu devleti. Talep ettik mi? Ettik. Yani siz etmediniz belki ama biz ettik. Çünkü darbeci kendi yurttaşına zulüm yapan, katliam yapan, cinayet işleyen yönetimleri tanımamasını istedik. Bu en doğal insani bir tepkidir ve başka ülkelerden, senin dost bildiğin ülkelerden bekleyeceğin. Ben de Mısır darbesi olduğu zaman kendimde şeyi hatırladım. Ben kendi çektiğim acılara ortak olduğunu hissettim Mısır'daki siyasi iktidarın. Aynı şekilde darbeyle devrildi. Evet. O zaman biz bunu isterken niye orada darbeye karşı çıkmayalım? Niye darbeye tavır almayalım? Niye darbeyle mücadele etmeyelim? Ya İhvan'dan çok İhvan'cı, ÖSE'den çok ÖSE'ci olmayacak. Şimdi bu şeylerle esas yapmamız gereken şey şu. Orhan Bey biraz önce bir soru sordu. Önemli. Oral Bey'in söylediğiyle de bağlanan bir şey bu. Bu sefer bitirebilirsem cümlemi anlatmaya çalışacağım. Ben Mısır'da darbe olduğunu Sisi iktidara geldikten sonra Amerikan Üniversitesi'nde konuşma yaparken anlattım. Burada yalnızca söylemek değil, yazdım. Meşru Cumhurbaşkanı kimdir belli, darbe yapanlar belli, olması gereken şey Mursi iktidarında. Kendisini demokrasinin üstüne çıkarmaya anayasal olarak çalışan Mursi'nin demokratik güçlerle mücadele edilerek seçimi kaybetmesi gerekiyordur dedim bu bir. Esad diktatördür. Bu kadar basit. Esad'a dair söylenenler belli. Ama mesele şu. Rejim. Sen Esad ismini değiştir. Daha önce sarılıyorlardı. Şimdi Esed oldu. Araplar Esad der bu arada. Ama sen Katar'a gittiğin zaman Katar
Nasıl oluyor da sen bu İhvan-ı Müslümin'in temsilcilerini sırf Sisi baskı yaptı diye atarsın diye atarlanacaksın? Prensip siyaseti yapacaksan. Katar'a gidip biz alırız o zaman deyip ondan sonra buraya gelip atıp tuttuğunuz zaman orada ilkesel değil, rasyonel değil, savrulan ve yalnızca duygularla hareket eden bir dış politika yapıyorsunuzdur demektir. Mesele bu kadar basit. Bu kadar basit. Bir daha söyleyeyim Halime mi? Halime Kökçe'nin itirazı buna değildi ama. Biliyorum oraya geldi. Yani bizim de itirazını, yani bunu biliyorduk. Mesele... Bunda zaten birleşmiş bir noktayı söyledi Kur'an Çatı'dan. Evet, Kemalistiniz, Esad'ı seviyorsunuz. Bana söylemeyin. Bana söylemeyin. Hayır demin Esad ama ya, şöyle Kemalist gözüyle bakın. Çıkarıyorsun, çıkarın o gözüyle. Valla benim gözümde Kemalist yazmıyor. Ne yazdığını söyleyeyim. Ben de diyorum ki Esad'la da problemli Suriye. Halkı rejimiyle de problemli. Esad gitsin, rejim gelsin, Baas yönetsin tekrar Türkiye demek mi? Ya o zaman Katar'a gittiğinizde yani. De ne bu otoriterlikte? Niye sarılıyorsun şeyhlere? İşte rasyonel davranmış. Rasyonel davranmış. Bir şey söyleyeceğim. Cumartesi rasyonel, pazar günü duygusal olamaz mı Selim Hanım? Bu bir tutarlılık meselesidir. Oraya gittiğin zaman gel sarılayım otoritere, buraya gittiğin zaman olmaz ecbil olmaz. Tek bir şeyin olacak. Birincisi rejim değişikliği yapacağım diye tutturmayacaksın. Komşunun rejim değişikliği. Ya öyle bir şey varmış gibi yani. Nasıl ya? Nasıl şeyler söylüyorsunuz anlamıyorum. Yani rejimi değiştireceğim diye. Türkiye mi örgütledi oradaki isyan hareketini yani Allah aşkına. Pardon? Hakikaten böyle sapma samanı birbirine karıştırıp dış politika konuşuyorsunuz. Ya Türkiye mi örgütledi Suriye'deki isyan hareketini? Ya, Türkiye mi örgütledi Arap Baharı'nı yani? Niye anlatıyorsunuz ya? Bakınız Türkiye açık Allah açık Allah. Bir Müslüman ülkeye batılıları Türkiye gelin bombalayın dedi. Türkiye İhvan'ı destekledi. Türkiye bütün halk hareketlerini Suriye'den destekledi. Bahsediyoruz. Bütün halk hareketleri Suriye'den bahsediyoruz. Destekledi. Sayın Suriye'de Başbakan iken şimdiki Cumhurbaşkanı. Binlerce kişi Esad öldürdüğünde bile Türkiye hala Esad'a Esad bırak diktatör. Vazgeç bundan diyordu ama yani. Ama Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan açık bir şekilde Batı'ya dedi ki ey Batı ey küffar. Gel bu Müslüman ülkeyi bombala. Müslüman ülkeyi bunu bombala dedi. Değil. Böyle evet, değil. Niye şey mi? Suriye yani, Hristiyan ülkeyi. Evet. Yani bu rejim halkını katleden bir rejim. Peki Batı bombardımanında Suriye'de hiç sivil ölmüyor mu? Efendim? Batı bombardımanında. Şu an tek bir sivil dahi ölse şu an bunun günahının bir kısmı da bu hükümet üzerinde değil. Şu an Rakka'yı bombalamıyor mu? Rakka'yı Rakka'da da Türkiye ile işbirliği yaparak orada bombalıyor. Hayır öyle bir şey. Eğer bu Arap Baharı diye tutturmasaydınız kim tutturdu diyor? Türkiye tutturdu. Arap Baharı diye tutturulmasaydı Suriye'de rejim değişikliği daha kolay olabilirdi. Ve Türkiye Suriye'de bu kadar insan ölmezdi. Suriye'deki rejimin bu kadar insan ölmezdi. IŞİD belası ortaya çıkmaz. Birleşmiş yapmayın Allah aşkına. Milletler 3 kez Esad'a zaman tanıyan kararlar aldı. Büyük Orta Doğu projesinin esas amacı budur. İsrail'in güvenliğini sağlamaktır. Bunu hala anlayamamışsanız Orhan Bey, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı da Sayın Başbakan'dır. Yok kalmadı diyorlar bu Büyük Orta Doğu. Büyük Orta Doğu projesi. Büyük Orta Doğu. Şimdi. O konuya girelim. Bir kapatacaksınız diye. Kapatmayacağım ama oran çalışlarla devam edeceğim. Şimdi biz niye geldik bu noktaya? Biraz toparlayalım. Hani Türkiye'nin dış politikası ve kuvveti. Bütün bu işlerin sıkıntısı da oradan geliyor. Dış politika. Dış politika iflas etti. Şimdi Davutoğlu geriye sefara çöktü. Bu kadar. Gerçekten. Allah söyletiyor. Vallahi 2 saatte ikna ettik sizi. 180 sonra ekonomi düzelecek diyor. Diyecekler ki bunlar delirdiler yani gülerek. Vallahi ben çok ilginç şeyler. Bir dakika Ali Bey'in söyledi. Başlıyor ya. Dış politikamız iflas mı? Umudumuz var onu da perişan ettiriz. Dış politikamız iflas mı etti yani? Bir dakika biz buradan geldik bu noktaya. Bir herhalde bir 5-10 dakikamız daha var. Bir tur birer cümle söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çökmüş ve iflas etmiş şey. Neyini konuşacağız Allah çorman, aşkına? Bahçecek. Karman çorman bölgenin içinde alt üst olan geleceğine ilişkin bir sürü belirsizliğin olduğu bir bölgede tabii ki dış politikada eleştirilecek, eleştirilmesi gereken eksikler, hatalar mutlaka biz de yapıyoruz. Ben de bir sürü eleştiri yaptım bu hükümetin dış politikasına. Bunların hepsini yapmaya devam etmeliyiz zaten. Uyarılarımızı da yapmalıyız. Muhalefet de yapmalı. Ama doğru olduğu, haklı olduğu yerde de haklı olduğunu kabul etmeliyiz. Doğru bulduklarımızı doğru diye desteklemeliyiz. Yani Mısır'daki darbeye ben karşı çıktım.
Koray da karşı çıkmış. Hükümet de karşı çıktı. Çıkacak tabii ki. İki, İsrail'in Gazze'yi bombalamasına, insanlık dışı vahşet uygulamasına karşı çıkacağız. Koray da karşı çıkmıştır. Ben de karşı çıkacağım. Hükümetin de karşı çıkmasını istedik ama hükümet bunları yaparken tabii ki uluslararası siyasette zorlanıyor. Çünkü Batı bu konularda maalesef çifte standartlı davranıyor. Yani Maliki'de çifte standartlı davrandı, Mursi'de çifte standartlı davrandı, İsrail'de çifte standartlı davrandı ve buralarda Türkiye zorlandı dış politikada. Çünkü kolay bir şey değil. Uluslararası güç bir şeyi seyrederken buna karşı koymak, buna itiraz etmek, bunu eleştirmek falan zor işler. Ve buradan hatta şöyle şeyler beklendi. Yani madem sen Batı ile çatışıyorsun, bak şimdi senin hesabını görür Batı diye çok heveslenen, sempatiyle bu gelişmeyi başka bir şekilde sonuçlanacağını düşünen, yazılar yazan arkadaşlarımız oldu. Bitti, sen bittin, sıfırladın. Evet. Gazete makalelerini hepimiz hatırlıyoruz. Çok yakın tarihe kadar. Bitişi gelmiştir, sonu gelmiştir, sıfırlanmıştır, her şeyi bitmiştir. Şimdi bütün bunlar yazıldı, çizildi. Şimdi biraz insafla onların haksız olduğunu da kabul edelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Bu son tur galiba. Evet, çok az vaktimiz var ama herkes birer cümle söyleyebilir. Şimdi yani hakikaten istihbarat çökmüş, Türk dış politikası çökmüş ve ekonomi yerlerdeyse gerçekten hani hemen kapatalım ve 10 dakikada beklemeye gerek yok ama öyle olmadığını, hani halk iradesi dediğimiz şey öyle olmadığını takdir ediyor. O yüzden bunlar biraz işte temenniler ve propaganda düzeyinde kalan ifadeler. Türkiye dış politikası çökmemiştir. Bana kalırsa Türkiye dış politikası son 100 yıldaki en tutarlı dönemini yaşamaktadır. Arap Baharı başladığında Türkiye neredeyse bugün de aynı noktadadır. İşte az önce Koray Bey işte Katar'a gittiğinde neden Katar bilmem ne falan filan demedi diyor. Şimdi Katar'la Türkiye'nin bir problemi yok. Çünkü Katar yönetimi, Katar kralı, Katar emiri halkını bombalamıyor. Ama Esed halkını bombaladı. Türkiye Esed diktatör olduğu için değil, halkını bombaladığı için Esed'e karşıydı. Mısır'da Sisi sabah namazında silahsız halkın üzerine ateş açtığı için ve darbe yaptığı için Türkiye o konuda çok net bir tavır sergiledi. Hani burada rasyonel nasıl olunurdu doğrusu ben bilmiyorum. Ayrıca bu bir fırsattı. Bu yüzden de Türkiye'nin duruşu bence çok önemliydi. Yani tekil olarak bu ülkelerden bağımsız olarak da Orta Doğu'da, yani bizim komşumuz, kader birliğimiz olan insanlar ilk kez demokrasiyi deneyimleme imkanına kavuştular. Bu imkanın peşinden gitti Türkiye. Bu imkanı destekledi Türkiye. Demokrasiyi destekledi Türkiye bu anlamda. Ve bu biraz da işte tam da böyle bir yönelimin, böyle bir dönüşümün önüne geçecek bir şekilde vazgeçildi aslında. Arap Baharı denen hadisenin Arap kışına dönmesi de böyle bir gerçekti. Bunun anlamı şuydu, Türkiye ya o diktatörlerin kalktığı ve seçilmiş iktidarların geldiği bir yerde Batı herhalde şunu zannediyordu, muhtemelen Koray Bey de öyle görüyordu Mısır'ı. Burada sandık kurulduğunda insanlar oy vermeye gittiklerinde işte böyle laik, Türkiye'deki işte beyaz Türkler gibi beyaz Araplar çıkacak sandıktan zannediyorlardı ama öyle olmadı. Evet, İslami rengi çok yüksek ama demokrasiyi deneyimlemeye, seçimle kendi iradesinin yansımasını hevesli bir kitle vardı ve belki bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Koray Bey'in de gönlünü edecek bir demokrasi geleneği oluşacaktı. Ama buna bile tahammül edemedi Batı. Türkiye bu demokrasi ihtimalini, imkanını destekledi aslında. Peki. İnadı da ısrarı da bu yüzdendi. Koray Çalışkan, size devam edelim. Birincisi geldiğimiz geldiğimiz noktayı aslında halk güzel özetledi. Halime Hanım'ın dediği doğru. Sorduğunuz zaman AK Parti iktidarındaki en başarısız alan, kitlesel olarak onayı en düşük alan dış politika. Türkiye halkı dış politikası bir şeylerin iyi gitmediğini görüyor. İkincisi, 100 seçmenden 38'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Seçmenler sandıktan uzak duruyorlar. Ve siyasette bazı şeylerin sorunlu olduğunu görüyoruz.
Üçüncüsü, ekonomide son 3 yılda ortalama 170 dolar büyüyoruz. Ekonomi durdu ve bunu artık AK Partililer de açıkça söylüyor. Balon inşaat ekonomisinin peşine takıldık. Üretken sektörler gidiyor ve dünyada üniversite mezunu işsizliğinin Avrupa ve OECD içerisinde en yüksek olduğu yer Türkiye. Kadınlar istihdamdan çekiliyor. Büyük bir hızla kadınlar iş gücünden ayrılıyor. Bir uçak tek kanatla uçmaz. Bir ülke bir tek erkeklerle kalkınmaz. Peki. Yani Türkiye devleti şu anda gerçekten ciddi bir krize doğru gidiyor. Hı. AK Parti'de düzelme emareleri var, iki tane. Birincisi Davutoğlu, duygusal dış politikadan rasyonel dış politikaya geçme sinyalleri Peki, veriyor. İkinciyi de alayım. İkincisi de geçeceğim. Çok daha önemli. Ali Babacan son 12 yılın ekonomi yönetimini yapan Aha. ve ekonomiyi bu tarafa, bu duruma getirenler artık sanki CHP iktidardaymış gibi böyle ekonomi idare edilmez, artık şunları yapmalıyız diyor. Bu da iyi bir gidiş. Peki Orhan Miroğlu. Yani son cümleleri alacağım. Yani şöyle bir şey yapmak lazım. Yani tabii ki AK Parti'nin işte 12 yıllık dönemi, Koray Bey'in ifade ettiği gibi birçok konuda şey yapılabilir. Yani eleştirilebilir. Peki. Katıldığımız noktalar olmaz. Ama ben çok önemli bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman doğrusunu isterseniz bu meselelere hani bu iç politika odaklı değil, tamamen böyle işte küresel çapta Orta Doğu'yu kucaklayabilecek bir ulusal politika inşasını konuşmamız lazım. Ne olacak bizim, yani hakikaten Orta Doğu politikamız ne olacak, bizim işte Kürt politikamız nereye evrileceğiz? Ve bunun yeri Kürt meclistir. Kürt ve Türk siyasi ilişkileri sadece meclis değil, yani bizim gibi işte hasbelkader bu işlerle uğraşan insanların da yapabileceği çok şey var. Ama öncelikli yani, meclis diyorsunuz. Evet, ama yani birimiz koro halinde bu hükümet çok doğru, birimiz de koro halinde bu hükümet hiç iyi bir şey yapmadı. Buradan bir şey çıkmaz. Yani. Meclistir, ona katılıyorsunuzdur muhtemelen. En başından beri söylediğimiz evet, evet. Yani bu konuların çözüm yeri meclis olmalıdır. Evet. Ama bugün Cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde meclis orada bir temsil makamı gibi değil, meclis orada bir ne bileyim süs makamı gibi durdu. İnşallah yeni başbakan döneminde, Davutoğlu döneminde meclis çalışır. Meclis çalışırsa hükümetin de bu kadar kolay hata yapmasına engel olur. Çünkü Orta Doğu'da hükümet başladığı noktanın çok daha gerisindedir. Orta Doğu'da şu an iddia ediyorum tek bir selam verdiğimiz ülke kalmadı. Dış politika Türkiye'nin bütün geçmiş hükümetleri söylüyorum en kötü dönemini yaşıyor ve Türkiye dış politikada tamir edemeyeceği derecede sıkıntılar yaşıyor. Son olarak şunu ifade etmem lazım. Hep konuşuyoruz. Bütün bölgeyi konuşuyoruz ama unutmamak lazım ki Suriye'de ve Irak'ta bir Türkmen soykırımı yaşanıyor. Bugün Irak Türkmen Cephesi Başkanı Türkiye'deydi. Ankara'da konferansına katıldım. Diyor ki Musul'da bizim milletvekili adaylarımız IŞİD'in elinde, her gün boğazını keseceğiz diye bizi arayıp tehdit ediyorlar. Ama Türkiye'nin gündemine bir sürü Türkmenler giremiyor. Benim de sizden istirhamım. Programda bir şekilde önümüzdeki hafta konuşalım. Herkese yer veriliyor. Doğru. PKK bile bu tartışmaların odağında ama niyeyse ne Suriye'deki hafta bu konuyu, ne Suriye'deki ne Irak'taki Türkmenler Koray bir türlü. Çalışkan Sinan Oğan teşekkür ediyorum. Orhan Miroğlu, Oral Çalışlar, Halime Kökçe teşekkür ediyorum. Zannetmeyin Türkmenler konusunda bitiriyorum. Alakası yok, son dakikada söylediniz ama önümüzdeki hafta tekrar konuşacağız. Karşıt Görüş'ten bu gecelik bu kadar sayın seyirciler. Önümüzdeki hafta çarşamba 20.30'da tekrar Karşıt Görüş'te buluşmak üzere. İyi geceler. Zaten asıl dert o galiba, değil mi? Adam, bunu görmeyeceğim.